İbrahim. Hep beraber bir besmele çekelim. Epey ara oldu. Valla hakikaten şöyle bir besmele getirelim. Bir salavat getirelim. Şurası bir böyle şey olsun yani, bereketli olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizinle beraber olmanın keyfini yaşıyorum. Hakikaten biliyorsunuz yani bu KDO'dakileri sizi çok seviyoruz. Ondan sonra sizin olmayı da hasreten seviyoruz. Buyurun. Şimdi bu dönem sizinle kaç hafta süreceğini henüz planlamadım. Ama tahmin ediyorum 3 ya da 4 haftada bitirebileceğimiz. Mişkatül Envar, yani Gazali'nin, Gazali'den biraz daha devam edelim istedik. Gazali'den devam etmemizin nedeni şu, daha doğrusu etmek istememizin nedeni şu. Gazali hakikaten iyi bir yazar. Yani hemen bütün alanlarda, yani bizim mesela KDO'da hani müfredat olmaya çok uygun eserler yazmış bir adam Gazali. Hem yani kendisine kadar olan süreci, sorunları, problemleri onları çok iyi aktarabiliyor, onları iyi formüle edebilmiş. Ayrışmalara şahitlik etmiş, yani fırkalaşmalara vesaireye şahitlik etmiş. Ehl-i Sünnet'in hakikaten kurucu isimlerinden birisi olmuş. Yani tam anlamıyla böyle Ehl-i Sünnet'in kurucusu belki diyemeyiz ama Ehl-i Sünnet'in o öteki mezheplerle çatışma sürecinde çok önemli rol oynamış vesaire. Ve kitapları yani böyle bir arayış üzere yazılan kitaplar gibi, yani böyle bir özelliği var. Bu bakımdan hani Gazali biraz tercih ettik. İşte Mustasfa, Tehafüt, ondan sonra işte Munkızmine Delali okuduk. İşte başka işte şimdi neydi bu? Hem İşkatül Envar. Bunları okuyoruz. Yani böyle bir Gazali durağı oldu. Belki mesela önümüzdeki sene Gazali'ye bu sene ayırdığımız kadar belki işte İbn Arabi'ye, Konevi'ye, yani benim derslerim açısından vakit ayıracağız ve böyle yani bir işi bir noktaya doğru götürmüş olacağız. Şimdi bu İşkatül Envar Gazali'nin önemli kitaplarından bir tanesi. Daha doğrusu Gazali'nin hani şu ana kadar bizim bildiğimiz mesela Munkız'daki Gazali, işte İhya Ulumuddin'deki Gazali'den biraz daha farklı bir Gazali. Munkız'dakinden farklı ama İhya'nın bazı bölümlerinde benzerlerini bulabileceğimiz, yani buradaki görüşlerin benzerlerini bulabileceğimiz bir Gazali. Dolayısıyla şimdi veya mesela Munkız, buna benzer başka birkaç küçük risale, mesela Kutsiye galiba falan bir iki tane risalesi var. Onlar da biraz Gazali'nin bu eserine benzeyebilir. Ama Munkız'daki Gazali'den biraz daha farklı bir Gazali ile karşılaşacağız. Şimdi bu biraz bunun boyutlarını göreceğiz. Yani ne ölçüde farklı diye. Şimdi kitabın adı Mişkatül Envar. Bu kitabın birkaç tercümesi vardı Türkçe'de. Fakat bu son tercümesi, yani bunu Mahmut Hoca hakikaten güzel tercüme etmiş. Arapçasıyla da yayınlamış. Baskısı da çok güzel olmuş. Yani şöyle bir şeyde de göstermiş olalım. Gazali Varlık, Bilgi ve Hakikat ismiyle yayınlanmış. Mişkatül Envar. Nurlar Kandili, neşir ve tercüme Mahmut Kaya, Profesör Mahmut Kaya. Hoca da yani ünvan kullanmıyor. Ki hani siz de yani ileride mesela böyle şey yaptığınız zaman mümkün mü de böyle çok ünvanı kullanmaya çok böyle arzulu olmayın. Yani işte doktor, doçent vesaire işte ya falan hiç gerek yok. Yani isminiz yetsin. Hiç gerek yok yani profesör falan filan. Onlar akademik ünvanlar, akademiyadan, fakülte içerisinde kullanılabilecek şeyler. Bu tarz şeylere hiç yönelmeyin yani. Hakikaten yani bir değeri yok. Yani hoca yani şeyleri de pek kullanmıyor yani diyelim Mahmut Hoca. Şimdi kitap bu. Derste kullanacağımız tercüme bu. Şimdi arkadaşlar bu kitap, şimdi gireceğiz yani de böyle kabaca anlatalım. Aslında bir ayet-i kerimenin ve bir hadisi şerifin sorulması üzerine Gazali'nin verdiği cevaplardan oluşuyor. Ayet-i kerime şu. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede diyor ki, buyuruyor ki, onun nurunun misali işte bir kandil içindeki işte ışığa benzer diye başlayan yani kemeseli nur yani Allah nuru semavat vel ard meseli nurihi diye başlayan yani Nur suresi galiba 35. ayet-i kerime diyor. 35. ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerime soruluyor Gazali'ye ve Gazali'nin bu ayet-i kerime üzerinden verdiği cevaplarla ilgili bu kitap. İkincisi yine bu ayet-i kerimeyi soranlar bir başka hadis-i şerife atıf yapıyorlar. O hadis-i şerifte şu, Cenab-ı Hakk'ın nurdan ve zulmetten perdeleri vardır. İşte şu kadar bin perdeleri vardır. Bu tarz hadis-i şerifler var yani, bunları biliyoruz. Bu hadis-i şerifle bu ayetin ilişkisini ya da Allah ve nur ilişkisini, Allah'ın yerin ve göğün nuru olması ne demektir, bunu nasıl anlamalıyız gibi yani bu konuları soruyor. Ve kitapta bunun üzerindeki cevaplardan oluşuyor. Şimdi ben o kitaptaki bahislere başlamazdan önce hoca uzun bir bölümde, şimdi kitabın naşiri Ebu'l-Ala Afifi, yani Arapçadaki şey takmini yapan Ebu'l-Ala Afifi, Allah rahmet eylesin.
Ebu'l-Ala Hafif benim de kişisel olarak yani Türkçe epey eser, üç kitabını mı tercüme ettik bakayım? Üç tane galiba. Üç tane kitap. Makaleler. Makaleler niye dört diye zihnimde kalmış onu düşünmeye çalışıyorum. Üç kitabını Türkçe tercüme ettiğim bir yazar. Yani bir bakıma hani benim de şahsen yani tasavvuf akademik, yani tasavvuftaki akademik çalışmalara yönelirken istifade ettiğim isimlerden bir tanesiydi Ebu'l-Ala Hafif'i. Bu bakımdan hakikaten onu ben de rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Kıymetli bir insandı. Yani keşke daha fazla yazsaydı, keşke daha çok çalışsaydı ve keşke yani kendi ifadesiyle söyleyeyim diyelim mesela Fütuhat-ı Mekke'yi daha erken tanısaydı. İşte İbn Arabi'nin eserlerini yani daha erken tanısaydı falan. Yani böyle şeyler oldu, talihsizlikler oldu bence ama gene de yani önemli çalışmalar yaptı. Yani az fakat önemli çalışmalar yaptı. Onlar bir jenerasyon yani o 1960'lar işte 70'ler, 1950'ler tabii tezi ta 40'lara kadar gidiyor. Nicholson'ın yanında yaptı o tezini. Oraya kadar gidiyor. O dönemde işte bir takım isimlerle Mısır'da, işte Beyrut'ta vesaire bir takım yayınlar yaptılar. Mesela İbn Sina'nın işte şifasının yayınlanmasında rol aldı. İşte tahkik edilen edenler arasındaydı. İşte bu gibi falan başka bir takım kitaplarına yayınlanmasında rol oynadı. Böyle bir önemli hizmet yapmış kişilerden birisi ama çok eser yayınlamadı. Yani çok çok velut, çok çalışkan bir adam değildi. Gene de yayınladığı kitaplar yani üslubu biraz rahat, böyle kolay bir üsluptur. Şahsen benim açımdan çok faydalı olmuştur. Yani akademik sürece girmemde çok faydalı olmuştur. Bunu özellikle şu açıdan söylüyorum. Şimdi yavaş yavaş yani kendi akademik geleceğinizi de şekillendirmeye başlamalısınız. Bunun için de mesela çalışacağınız alanla ilgili mesela bir böyle modern dönemden şu adamdan bir makale tercüme edeyim, şundan bilmem şöyle bir şey yapayım falan gibi yavaş yavaş seçimlere başlayın. Yani dördüncü sınıflar diyelim ki işte yavaş, yüksek lisansa başladığınız bu dönemler buna müsait. Yani yavaş yavaş bu işlere başlamanız lazım. Çünkü birisinin izinden giderek yani birisini taklit ederek bu işe ayak atılır. Biz de şimdi böyle hani çok hani biz burada her ne kadar böyle bir işte KDO falan hani böyle bir şey yaptıksak bile yani böyle hoca talebe sistemi tam oluşmuyor. Dolayısıyla şimdi yani siz birisini tercüme ederek, birisini taklit ederek akademik sürece girebilirsiniz. Şimdiden yani ilgileneceğiniz alanlarla ilgili iyi isimler bulmaya çalışın. Yani neyse o, alan neyse onunla ilgili mesela şunun adamı şimdiden takibi alın. Mesela makalelerini derlemeye çalışın. Yani şu makale şu tarihte tercüme edebilirsem çok iyi olur falan gibi. Tercüme akademik hayata başlama açısından çok önemli bir iştir. Yani ben şu ana kadar mesela böyle tercümeyi fazla savunmadım. Yani kendim de çok yaptığım için fazla şey yapmadım ama. Yani ben tercümeyi şöyle anlatırım. En iyi okuma yöntemi tercümedir. En kuvvetli yani en dikkatli okuma yöntemi tercümedir. Tercümeden hiç şey yapmayın yani çekinmeyin. Ondan sonra böyle yavaş yavaş yani bir makale, iki makale, işte bir tane risale tercüme edersiniz, bir tane şey tahkik edersiniz. İşte birisi hakkında mesela böyle bir biyografi, işte künye yazarsınız, bir bilmem ne yaparsınız falan böyle küçük küçük 7-8 işle, 8-10 işle bir anda yani 3-5 senelik bir planlamadan söz ediyorum sizin için. 3-5 sene içerisinde akademiyada kendinizi tutturursunuz. Yani böyle bir şey var. Benim şahsım mesela Afifi ile ilgili böyle bir durumum olmuştu. Yani Allah bundan dolayı kendisine müteşekkirim. Yani benim yani o çok kitap okuyorduk mesela. Kitabı okumaktan şeye geçmek çok zor olmuştu. Yani yazı sürecine geçmek, yani daha doğrusu şöyle basitçe söyleyeyim. Masaya oturarak, yani eline kalemi alarak çalışma sürecini, yani bu sürece geçiş benim hayatımın en zor süreciydi. Bundan dolayı yani KDO'da ısrarla söylüyoruz. Yani okuduğunuz kadar yazın. Hani yani elinizden kalem düşmesin ısrarla söylüyoruz. Çünkü bu aşağı yukarı şöyle bir şey. Yani mesela diyelim ki hani dil öğreniyorum, işte gramer öğren. Ya konuşmayı öğrenmesem bir de onu da öğrenemiyorsun. Onu da öğrenmek için ayrı bir şey yapman gerekiyor gibi. Şey de böyle yani okuyorsun mesela, kitap okuyorsun, yazmak ayrı bir şey. Şimdi ne okumada ne kadar zorlanıyorsan yazmada o kadar zorlanıyorsun. Şimdi bu nedenle bunların beraber gitmesi gerekiyor. Normal şartlarda yani yazının biraz daha önde olması gerekiyor. Yani çünkü yazı daha çok emek istiyor. Böyle yani şimdiden bunları size tavsiye ederim. Yani küçük küçük yani bir işte review yazın. Yani bizim işte KDO blog buna müsait. Zaten KDO'da hep yazı şey yapıyoruz. Artık geçmişte ürettiğiniz yazıları bir de şöyle yazdığınız hiçbir şeyi değersizleştirmeyin. Yani bir kalem oynattıysanız onu mutlaka geliştirerek tam yazı haline getirmeye çalışın. Yani şu ana kadar mesela diyelim ki kaç yazı yazdınız? Mesela Ayşe kaç yazı yazdın? Diyelim ki 10 tane. Tamam. O 10 tane yazıdan en az 4-5 tane yayınlanabilir yazı çıkartmanın mücadelesini vereceksin. Yazdığınız hiçbir şeyi zayi etmeyin. Yazdığınız hiçbir şeyi çöplük görmeyin. Tamam? Yani başkası görebilir, siz asla görmeyin. Yazı yazıdır. Yazı yazıdır. Yani yazı çöpe atılamaz yani kesinlikle. Yani bu konuda çok kararlı olun. Yani yavaş yavaş böyle kendinizi işte yazar adayı haline getirmeye çalışın. Yani hani KDO artık bu süreçten itibaren
Yani böyle yani şahsen yani, böyle, yani sizin tabii bu derslere gelmenizi çok arzu ediyorum ama yani yavaş yavaş artık daha çok böyle hani ne yapıyor? Mesela yazı yazıyor falan gibi. Yani böyle haberlerin burada daha çok konuşulması lazım. Yazı yazıyor. İşte bilmiyorum kütüphanede yazı yazıyordu falan gibi. İşte eline bilgisayar var yazı yazıyor vesaire. Hani böyle olması lazım. Şimdi mesela diyelim ki mesela Mişkat Ülenvar'ın bir çevirisi bu. Birkaç tane daha çevirisi var. Diyelim ki mesela Mustafa sen şimdi topla bunları, çevirilerini topla. Çeviriler hakkında bir yazı yaz mesela. Yani birinci bölüm mesela çeviri olarak karşılaştır. Ben şöyle şöyle anladım falan gibi çeviri yazısı yaz. Yani çeviri değerlendirme yazısı yaz. Ya da mesela Gazali'nin öteki eserlerini dikkate al. Mesela misal olarak söylüyorum. Türkiye'de mesela Gazali tercümeleri falan diye bir yazı yazın. 3-5 kişi bir araya gelin. Bir Gazali tercümeleri diye bir yazı yazın. Yani şimdi artık iş buraya doğru gitmesi lazım. Tamam mı? Yani 3-5 kişi bir araya gelin. Organize olun. Yani bunları söylüyorum ama bir daha soracağım yani. Tamam, 3-5 kişi bir araya gelin. Mesela ben bu örneği veriyorum. Sen dersin yok hocam biz öyle bir şey yapmadık. Şöyle bir şey falan. Önemli değil. Bunların hepsi öneridir, tavsiyedir. Yani önünüzü açmak için bir şeydir. Yani bir mişkattır diyelim ki bir lamba tutmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ama mutlaka yapmanız lazım. Yani siz de mesela bir araya gelin işte diyelim ki filan çeviriler mesela işte şu alanla ilgili mesela diyelim ki İslam felsefesiyle ilgili işte şu dönemde yapılan çeviriler falan. Bunlar hakkında bir değerlendirme yazalım. Mesela Farabi'nin bir kitabı 2-3 kere tercüme edildi. Bunlar arasında bir fark var mı? Yani tercümede bir terakki oluyor mu olmuyor mu? Bir değerlendirme yazın tamam mı? Yani böyle alışkanlıklar kazanabilirseniz yani her konuda şimdi en zor konu arkadaşlar yazı üretmedir. Yani daha doğrusu yazı alanı üretme. Mesela hangi konuda yazılır, hangi alanda yazılır bu çok zor bir şeydir. Şimdi bugün mesela bir tane şey talebem vardı konuşuyorduk. Şimdi tezle ilgili. Şimdi mesela zorlanıyor dedim. Mesela benimle çalışmaya zorlanıyor falan. Ben normalde böyle şey yapmam da yani biraz böyle prensiplere şey yapmak için dedim ki. Yani benden giden talebeler şimdiden sonra diyeceğim ki konuyu bırak da git. Çünkü konuyu ben söylüyorum. Konu bulmak çok zor bir şeydir. Yani tez konusu bulmak çok zor bir şeydir tamam mı? Yani böyle bir şey prensip olarak yapmam da yani şey anlamanız açısından söylüyorum. Yani yazı alanı üretmek çok zor bir şeydir. Ondan dolayı alışkanlık. Yani gözünüz böyle hani bir şey baktı mesela tüccar tamam mı? Bir yere baktığı zaman böyle oradan nasıl bir şey çıkartırım böyle bakar. Şimdi sizin de her alana yazı şeyle bakmanız lazım. Mesela şu kitapta nasıl mesela Mişkat kelimesi. Misal olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki böyle ışık kaynağı, ışıkla ilgili kullanılan tabirler. Mişkat, misbah, bilmem nur, ay, güneş falan. Mesela bunlarla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Yani ama mutlaka bir şey yapmanız lazım. Böyle şeyler bekliyorum. Bilal mesela yapabilir miyim? Bunun mesela bir iki çevirisi vardı. Çevirileri karşılaştırabilir misin? Yani... Bir bölümden. Yani 3-5 mesela bizim kardiyo blokta yayınlanmak üzere. Arapça nedense ben senin Arapça bileceğinden emin yani Bilal Arapça bilir yani. Ha. Kim yapar? Mustafa. Ben uğraşmam hocam. Ben melamet. Ben melamet ırkasın giymişim tamam. Evet. Size başka bugün işler söylemiştim. Kim yapar? Biz çıksın mesela. Merve sen yaparsın evet. Başka? Ben de yaparım. Ben de yaparım. Evet. Tamam. Bir karşılaştır tamam mı? Bir dene bakalım. Yani mesela birinci bölüm üzerine karşılaştır. Mesela hoca nasıl çevirmiş, başka çevirenler nasıl çevirmiş filan. Yani çeviri nereye gelmiş? Yani çeviri nasıl ilerlemiş? Hangi işte yani dikkatini neler çekiyor filan. Böyle bir şey yazmaya çalış. Yazabildiğin kadar. Danışman hocalarım vardı. Onlardan yardım alırsın. Bizden alırsın. Mesela bir şey dene. Bu bir alışkanlık olsun. Yani bir bakıma da hani kitabı tanıtmış olalım. Yani Türkiye'de böyle bir çeviri oldu. Yani kendi ölçeğimizde bunu tanıtmış olalım. Şeyimiz bu. Her konuda meseleye böyle yazı üretmek üzere bakacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi Afifi kitabın uzun bir giriş yazmış. Yani aşağı yukarı 20-25 sayfalık bir giriş var. Hoca onu da tercüme etmiş. Fakat onun Arapçası burada yok galiba. Değil mi? Ben Arapçasını bulamadım. O bölümün Arapçası yok. Almamışlar. Şimdi birkaç yani yeri geldiği zaman yani tek tek üzerine duracağım ama şimdi Afifi'nin 1-2 yönünü eleştireyim. Yani daha doğrusu konuya böyle girelim. Şimdi Afifi metin üzerine şimdi bir tane çeşitli ihtimalleri değerlendirmeye çalışıyor. Birincisi hakikaten bu metin özgün bir metin. Yani hani Gazali'den beklenir mi? Yani beklenebilir ama yani şaşırtıcı metin. Yani mesela Gazali bunu yazmasaydı bir eksiklik olmazdı. Yani Gazali yani biyografisi bir bakıma tamamlanmış gibiydi. Ya da Gazali yani bibliografisi yani mesela tamamlanmış gibiydi. Yani bu olmasa bir eksiklik olmazdı. Bu nedenle şimdi bazı kişiler mesela en azından bir kişi mesela galiba Motkomerivat'tan
o alıntıyı yapıyor. Vat'tan vat, yani diyor onun değil diyor. Mişkatül Envar onun değil demeye getiriyor. Ondan sonra şimdi öyledir böyle ama şimdi Afifi bunu kabul etmiyor. Afifi'ye göre şeyin yani Gazali bunda herhangi bir tereddüt yok. Bence de yani hani yani tereddüde gerek yok. Çünkü yani bütün şey yani İslam literatürü bunu bu şekilde tanımlamışsa, bunu kabul etmişse burada bir tereddüt olmaz. Yani İslam geleneği yani böyle birbirinden çok habersiz şekillenen bir gelenek değil. Yani aşağı yukarı bilgiler sahih bir şekilde geliyor. Kitaptan bir kuşkuya gerek yok. Ondan sonra mesela şimdi kitabın tabii üslubu şaşırtıcı. Neden şaşırtıcı? Çünkü şimdi kitabı zora sokan şey veya kitabı şaşırtıcı kılan şey Gazali'nin El-Munkız ve Tahafüt'teki tavrı. El-Munkız ve Tahafüt'te felsefeyle ilgili çok sert açıklamalar yaptığı için, çok sert eleştiriler yaptığı için artık bir daha böyle onlarla üslup bakımından benzeşebilecek bir kitap yazamayacağı düşünülmüştür. Veya düşünmüş diyelim. Bu nedenle şimdi hani Gazali'nin böyle bir kitap yazmış olması şaşırtıcı geliyor. Şimdi burası haklı olabilir yani ve en azından dikkate değer bulunabilir. Yine bu nedenle bazıları da şöyle düşünüyor yani sanki Gazali yani bu kitapla o eleştirdiği şey yani sanki mesela bu kitap biraz daha olgunluk devri gibi El-Munkız Mine Delal ise daha böyle hani gençlik ya da daha gençlik demeyelim ama yani diyelim ki biraz daha geç şey erken dönem gibi o erken dönemle geç dönem farkını koyarak yani aslında Gazali buydu demek istiyorlar. Bunu da mesela buradan mesela bazı batını yorumlara, işte İsmail'i bir takım öğretilere böyle kapı açarak yani aslında Gazali'nin batını kanadı gibi. Yani böyle bir bakış açısı oluşturmak istiyorlar. Hatırlarsanız biz şimdi Munkız ve Mine Delal'de işte Fezaül Batıniye de şu problemi görmüştük. Demiştik ki Gazali'nin aslında batınilik eleştirisi kendi içerisinde çok ciddi problemlerle malüldür demiştik. Neden? Çünkü Gazali şimdi bir taraftan böyle çok sert bir şekilde batıniliğin imam öğretisini eleştirmek istiyor fakat neticede şimdi o önermeler aslında filozofların veya diyelim ki başka kişilerin nübüvvete yönelik eleştirisi de olabilir. Yani bir imama muhtaç değiliz cümlesi çok tehlikeli bir cümle. Çünkü neticede peygamber de bir imamdır. Yani peygamber de bize bizim dışımızda hakikati açıklayan bir kişi. Bu nedenle mesela Gazali'nin aslında en zorlandığı yerlerden bir tanesi Batıniye'deki imam nazariyesinin eleştirilmesiydi. Bunun üzerine durmuştuk. Şimdi bazıları diyor ki yani o çelişki burada kendini gösterdi. Yani Gazali'nin orada tam yapamadığı şey aslında burada kendini gösterdi. Yani şöyle bir şöyle bir yazı yazmak mümkün. Şimdi Gazali ne demişti batınlık eleştirisi için hatırlarsanız? İşte devrin halifesi işte rica etti, hatta rica etmedi yani emretti. Israr etti filan. Ben onun üzerine şunu yazdım. Demek ki yani şimdi işin o siyasal tarafına çekersek arkasından yani bir baskıyı veya bir talebi arkasından çekersek Gazali aslında batınlık hakkında biraz daha farklı düşünebilirdi. Ya da şöyle düşünelim. Mesela batınlığın hakikaten şöyle bir problemi var. Şimdi batınlık bir İslam dünyasında bir devlet inşa etti. Yani bir Şii devlet geleneği oluştu. Erken dönemden itibaren İslam dünyasında oluştu. İki, buna benzer kurumlar oluştu. Bir de şimdi tarihe doğru yani geriye doğru böyle bir yorum yaptığımız zaman işte Hazreti Ali'den itibaren yani böyle bir muhalefet gibi yani Hazreti Ali, Hüseyin, işte diğer imamlar vesaire filan iktidarda olmasalar bile bir manevi iktidar şeklinde, manevi otorite şeklinde böyle bir güç alanı olarak devam ettiler. Bunun içerisinde işte o seyitlik, işte nakiplik, bilmem nelik, şunluk, bunu falan filan gibi yani karizmatik aileler şeklindeki gelişmeleri de eklersek yani Şia her zaman bir iktidar üzere oldu. Değil mi? Yani prensip olarak bu böyle. Şimdi şunu hakikaten düşünmek lazım. Eğer ortada Sünni ve Şii devlet çatışması olmasaydı batınilik ve Sünniliğin ilişkileri nasıl şekillenirdi? Bu çok ciddi bir problem olabilir. Yani ortada mesela bunu anlamak için şöyle bir örnek vereyim. Yani daha iyi anlaşılması için. Mesela Mutezile ile Sünnilik arasındaki çatışma Mutezile'nin devlet ideolojisi haline geldiği dönemde daha şiddetlendi. Daha çetin oldu. Ama devlet ideolojisi olmaktan çıktığı zaman Mutezile o şey daha yani ortam daha yumuşadı. Şimdi bence yani buradan şimdi meseleye bir bakış getirsek yani diyebiliriz ki batınilik yani İsmaililik ve batınilik ve Sünnilik böyle iki devletin mücadelesi şeklinde olmayıp da sadece mezheplerin mücadelesi şeklinde olsaydı hikaye başka türlü olabilirdi.
Ama iki devletin mücadelesi olduğu için daha şiddet, daha çatışmacı bir şekilde şekillendi diye de düşünebiliriz. Bunun için söylüyorum, bunu Gazali'nin Mişkatül Envar'dan, hani böyle batınilik, ya sadece batınilik meselesi, daha sonra işte bir takım tasavvufi yorumlar falan gibi, hani böyle genel olarak, yani İslam kültürünün farklı alanlarına, İslam geleneklerinin farklı alanlarıyla barış, uzlaşma kurma zemini teşkil ettiği takdirde, yani bu metni böyle okuyabilirsek, o zaman bu böyle bir bakış açısı geliştirmek mümkün olabilir. Yani bu aklımızda bulunsun. Şimdi yine Afifi'nin üzerine durduğu şeylerden bir tanesi, bir genel değerlendirme olarak söylüyoruz. İşte yeni Platoncu felsefeyle ilişkisi, yani Eneatlar vesaire falan filan. Şimdi bu konuda daha katı görüşte olanlar var. İşte mesela Nicholson veya başka bir takım isimlerden söz ediyor. Yani doğrudan oradan alınmış gibi galiba, öyle sözler var. Afifi'nin kendi düşünce hayatında bu konuda şöyle bir çelişki var. Nicholson'la beraber çalıştığı dönemlerde Afifi daha şeydi. Yani dış etkiye daha fazla zihin yoruyordu. Mesela İbn Arabi'nin düşüncesindeki dış etkiler konusunda daha fazla şey yapıyordu. Ya da mesela erken dönem tasavvufta dış etkiler konusunda, yani tasavvuf acaba yerli midir, dışarıdan mıdır konusunda dış etkiyle daha fazla ilgiliydi. Fakat Afifi'nin ilerleyen çağlarında bu kanaatleri daha değişti. Mesela İbn Arabi ile ilgili yazdığı bir şey var. Mesela İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesi ile ilgili yazdığı bir makale var. Şey de var o galiba. İslam düşüncesi üzerine makaleler kitabında ben onu tercüme etmiştim. Yani şahsen bana mesela Afifi'nin İbn Arabi savunması abartılı geldi. Yani şöyle bir noktaya doğru gitti. Ya dedi, ya bu kadar kitap bir de teknik olarak yazılamaz dedi. Yani bunun dedi, hani işte ilham, keşif falan böyle bir şey olması lazım yani filan gibi. Yani böyle abartan, tebcil eden bir şeye doğru gitti. Halbuki ilk başta mesela doktora tezinde, Nicholson'ın yanında yaptığı tezde böyle düşünmüyordu. Yani şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor vesaire gibi. İbn Arabi olabildiğince yani dışarıya bağlantılandıran bir yöntemi vardı. Zamanla bu kanaatleri değişti. Normaldir yani, bu kanaatler değişebilir. Çünkü 1940'larda diyelim ki bu kadar şey yoktu, yani eser yoktu. Yani tahkik vesaire falan bu tarz şeyler yoktu. Eserler ortaya çıktıkça kanaatler ona göre biraz daha şekillenmiş oluyor. Şimdi Ebu'l-Ala Afifi bu konularda, yani bu metinler üzerine çalışanlarda yerliliği savunanlar arasında kabul edilebilir. Yerliliği, yani Gazali bunları nereden çıkarmıştır? İşte Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten işte falan filan. Yani böyle şeyler söyleyebilir. Yani bu konuda Afifi daha yakın. Şimdi esas noktaya geleyim. Şimdi kitap aslında, yani kitabı önemli kılan şey şu. Kitap böyle... şeklen bakıldığı zaman bir vahdet-i vücut nazariyesi andırıyor. Şimdi kitabın temel şeyi bu. Yani şaşırtıcı olan tarafı bu. Yani yüzeysel olarak okunduğu zaman, literal olarak okunduğu zaman dışarıdan bu bir vahdet-i vücut nazariyesi gibi. Yani böyle gözüküyor. Şimdi İslam düşüncesi içerisinde, yani özellikle tasavvuf kanadında bu vahdet-i vücut nasıl ortaya çıktığı meselesi çok ciddi bir problemdir. Afifi bunlarla uğraştı, yani Allah için hakkını teslim etmek lazım. Bunlarla uğraştı. Bu çok ciddi bir problemdir. Mesela yine şahsen mesela benim de çalışmalarımı etkilemiştir Afifi o konuda. İki şey söylemiştir. Bir, Hallacı Mansur ve Cüneydi... Hallacı Mansur'un işte Nasut teorisi, Nasut teorisi üzerine atıflar yapmıştır. Bu daha sonra gelişen vahdet-i vücut anlayışlarına katkı sağlamıştır demiştir. İkincisi Cüneydi Bağdadi'nin Eles fikri, işte Bezmi Eles fikri falan gibi. Böyle bir başka bir iki konu daha vardı, şimdi unuttum da. Yani şöyle bir şey demiştir ki, benim de şahsen aşağı yukarı çalışmalar bu noktadadır. Erken dönem tasavvufta bir tam anlamıyla bir vahdet-i vücut yoktu. Fakat vahdet-i vücuda dair güçlü yönelimler vardı. Güçlü yönelimler vardı. Şimdi Afifi burada, yani Gazali'de bunu görüyor. Yani bu güçlü yönelimleri görüyor. Hatta bazı yerlerde, yani evet, yani neredeyse bu vahdet-i vücuttur gibi demeye getiriyor. Ben şahsen şimdi işin bu noktasında kişisel olarak görüşümü netleştirdim. Yani bir metnin mesela vahdet-i vücut olması ve olup olmasa Mişkatül Envar, yani vahdet-i vücuda dair bir metin kabul edilebilir mi? Bu literatüre girer mi, girmez mi diye kişisel olarak, yani çalışmalarımı ben görüşümü netleştirmiştim. O da yani şuradan hareket ediyorum ki Afifi'nin bu konuda meseleyi yeterince doğru kavramadığı da kanaatindeyim. Yani geçmişten beri de böyle düşünüyorum. Şimdi şöyle,
Bir cümle var mesela, hakikaten o cümle beni de çok şey yaptı, şaşırttı. Ona geleceğim yani, birinci bölüme denk gelirse okuyacağız. Ama kabaca söyleyeyim size yani şey olarak. Şimdi vahdet-i vücut, bir de vahdet-i şu tabiri kullanılıyor. Geçiyor burada, yani hoca da kullanmış tercümelerinde. Şimdi önce şöyle bir mana verelim burada. Şimdi temel mesele, şimdi vahdet meselesinde temel mesele, yani mesela İslam diyelim, Tanrı'nın tevhidi üzerine kurulu. Tanrı'nın birliği üzerine kurulu. Şimdi tevhid ne demektir? Bu çok ciddi bir problemdir. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Mesela Tanrı'yı hiç katmadan. Diyelim ki evrende çokluk görüyoruz. Birbirine farklı varlıklar görüyoruz. Acaba bu varlıklar tek bir ilkeden var olmuş olabilir mi? Yani bütün evrene sari, bütün evrene hakim tek bir ilke olabilir mi, olamaz mı? Şimdi Presokrat filozoflarda bu konu çok tartışılmış ve bir bakıma şöyle diyoruz. Aslında Presokrat felsefenin problematiği bu çokluğun ilkesi olarak birliğin araştırılmasıydı. Temel problem buydu. Yani bir birlik çokluk meselesidir. Fakat bu birlik ve çokluk evren içerisindeki bu pluralizmin çoğulluğu, çoğulculuğu, çokluğun tek ilkeye irca edilmesiyle ilgili bir meseledir. Evren içerisinde. Yani şu mesela diyeyim, ağaç, hayvan, insan, şu bu falan filan. Yani buna tek bir şey irca edilebilir mi? Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Biz başka türlü bilim yapamıyoruz. Yani diyelim ki yüzlerce ağacı sayarak bilim yapamayız. Bilim yapabilmemiz için ağaçları bir ağaçlık ilkesi etrafında toplayabilmemiz lazım. Ama acaba biz ağaçları ağaçlık ilkesinde toplayabileceğimiz bir varlık anlayışına sahip miyiz, değil miyiz? Ya da diyelim ki mesela hayvanları tek bir ilkeye toplayabileceğimiz bir şeye sahip miyiz, değil miyiz? İşte bitkileri, ötekini, berekini. Hadi diyelim ki mesela bugünkü mantığımızda bunların hepsini toplayabiliyoruz. Burada sorun yok. Ama acaba bunlar daha yüksek bir ilkeyle hepsi birbiriyle ilişkili olabilir mi? Şimdi bu nedenle şeyde mesela Grek felsefesinin temel sorunlarından bir tanesi bu. Aslında en temel sorun yani birlik çokluk sorunu. Yani çokluğu dayandırabileceğimiz, yani bu bütün bu varlığı açıklamaya çalıştığımızda bir noktadan hareket edebilir miyiz, yoksa ayrı ayrı hikayeler mi anlatacağız? Tamam. Şimdi bu büyük bir problemdi. Fakat şimdi din geldiğinde din birlik ve çokluk meselesini başka türlü ele aldı. Din için birlik ve çokluk meselesi Tanrı ve alem meselesiydi. Yani bu alem Tanrı'dan nasıl? O zaman şimdi tek başına şimdi yani çokluk ve birlik değil. Aynı zamanda birlik ve çokluk problemi haline geldi. Yani bir çokluk ve birlik var, bir de birlik ve çokluk var. Şimdi çokluk ve birlik var, yani bu çokluk bir birliğe dayanıyor mu? Diyelim ki mesela dayandı. Ondan sonra şimdi ikinci problem var. Nasıl oluyor da bu birlikte bu çokluk ayrışıyor? Şimdi bu da büyük bir problem. Yani nasıl oluyor? Mesela diyelim ki bir yani şimdi her şey bir şeye dayandı. Tamam mı? Bir tane ilkeye dayandı. Mesela Tanrı'ya dayandı. Tanrı'dan şimdi bir şey çıkacaksa, yani bir şey onunla var olacaksa, nasıl oluyor da o ağaç, öteki bilmem ne, beriki noksan, be şu, o gezegen, o ay, o akıl, bu felek falan nasıl oluyor? Bu nasıl oluşuyor? Çok zor bir meseledir bu. Yani bu nedenle şimdi, yani konu hem bire irca etmede problemdir, hem birden çıkartmada problemdir. Bu nedenle bunu zaman zaman burada anlatmışımdır. İki tane temel ilk kabul vardır. Bunlar kabuldür, yani postülat şeklindedir. Bir, birliğe irca etmede bir tane kabul vardır. Teselsül imkansızdır. Teselsül imkansız değilse çokluğu birliğe irca edemeyiz. Yani yukarıya doğru çıkarken o ondan o ondan her şey en nihayetinde bir sebebe doğru gider. O sebep işte es sebep diyelim ki mesela el evvel, el evveldir. Ya biraz daha devam etsin. Yok, teselsül batıldır. Çokluğu izah ederken yani birlikten çokluğu çıkarken ki bir ilke var. Neydi o? Efendim? Totoloji batıldır. Totoloji batıldır. Yani tahsilüle... Ne totolojisi ya? Hande? Tahsilül hasıl muhaldir ya. Tahsilül hasıl. Yani adam, Osman. Tahsilül hasıl neymiş? Muhalmiş. Tamam. Yani tahsilül hasıl var olan bir şeyi tekrar meydana getirmek olmaz yani. Yani her var etme, her eylem bir farklılaşmadır. Tamam. Şey bu. Şimdi bu iki ilkeyle açıklanıyor. Şimdi dini düşünce için bu büyük problem. Yani bir, çünkü bir de şöyle bir problem var. Peki bir var, bir de şimdi çokluk ortaya çıktı. Şimdi bu bir, bu çoklukla nasıl bir ilişki içerisinde? Acaba bu çokluk o birliği bozdu mu, bozmadı mı? Şimdi bunlar dini düşüncenin büyük problemleri. Yani hem Hristiyanlığın büyük problemi olarak ortaya çıktı, hem İslam'ın büyük problemi ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şuradaki vahdet o vahdet.
Tamam, yani varlıkta hakikaten, yani gerçekten bir birlik var mı? Yani bir ilke olarak, tamam mı? Birlik yani. Kaynak, menşe olarak. Burada bir birlik var mı? Bu vahdet, o vahdet. Yani ta Greklerden beri gelen o büyük tartışmadaki vahdet bu. Tamam, bir birlik sorunu. Şimdi bunun zıddı neyse kesse, çokluk. Şimdi çokluğa karşı vahdet diye bir şey var mı? Var. Yani bir vahdet var. Yani her şeye kaynaklık teşkil eden bir vahdet var. Şimdi problem ne? Bu vahdetin kesretle ilişkisi. Şimdi hem vahdet var hem kesret var olmaz. Yani bunlardan birisinin göreceli olması lazım veya birisinin izafi olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakınız. Şeyde, şimdi tasavvuf tarihinde bu konuda, şimdi bu hakikaten mesela tam anlamıyla kelime şeyli bir tasavvuf problemidir. Yani seyri sülük bunun içindir. Fena teorisi, vuslat teorisi, bütün teoriler bunun içindir. Yani Enel Hak burayla ilgilidir. Bayezid Bestami, yani herkes burayla ilgilidir. Tamam mı? Şu bahisle ilgilidir. Şimdi bakınız arkadaşlar. Bunu müteaddit defalar anlattım fakat yani Türkiye'de o şey oturmuyor. Yani insanlar böyle alışkanlıklarından kurtulamıyorlar. Şu vahdeti vücut ve vahdeti şuhud ifadelerini böyle çok net bir şekilde ifade edeceğim. Yani bu zihinlerimize lütfen yani bu şekilde yerleşsin yani. Bu böyle yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Bakınız. Vahdeti vücut ne demek? Osman ne demek? Ne demek? Ne? Yok yok. Vahdeti vücut ne demek? Sözlük, şimdi sözlük manalar. Merdan ne demek? Varlıkta ne demek? Ne demek? Şimdi ben bir şey anlamam. Mesela bir varlıkta bir ne? Mesela peki vahdeti şuhud ne demek? Bak şuhud ne demek? Mesela vahdeti şuhud ne demek? Arkadaşlar bakın. Şimdi bunun iki şekilde ifadesi var. Önce şuhudu açıklayacağım için ikincisinden başlayayım. Şu ifade, şimdi sen bunu aslında yani izafet tamlamasını biraz böyle hani Arap dili açısından düşünsen izah edebilirsin. Bu vahdet, tamam bak, el vahdetu fil vücudi. Tamam, fil vücudi. Yani fil vücudi, yani fil harici. Harici ya da fil aynı. Ha, el vahde fil haric. Yani bizden bağımsız olarak dışarıda nesnel bir gerçeklik olarak birlik diye bir şey vardır. Tamam bak, bizden bağımsız olarak. Yani bu mesela bir mütefekkirin tefekkürüne, o anlık böyle bir sıçramasına, o anlık böyle bir şartlanmasına bağlı değil. Dışta bir gerçeklik vardır ve bu Tanrı'dır. Mutlak birliktir, tamam mı? Gerçeklik odur. Vahdet fil vücut demektir bu. Vahdet fil vücut, tamam mı? İkincisi bakın. Şimdi vahdeti şu. Bu daha sonra mesela İmam Rabbani'ye nispet edilmiş ama vahdeti şu zaten önceden beri biliniyordu. İmam Rabbani'ye nispet edilen bir tarafı yok aslında bunun. Eskiden beri biliniyordu. Şimdi vahdeti vücut ve vahdeti şu tam olarak ne olduğunu dikkate almayanlar, bu da İmam Rabbani çıktı, o da İbn Arabi ile şey yaptı falan, işte Cavid Sunan vardı, Allah rahmet eylesin, işte yani buradan bir şey çıkartmak istedi, böyle Platon, işte Aristo vs. Ya yok kardeşim, bu bununla alakası yok. Yok ya, bu değil o. Tamam. Şimdi vahdeti şuhud ne demek bakınız. Vahdeti şuhud, bak şimdi şu vahdeti vücut demek yani dışta gerçek, mesela şimdi bir birlik, mesela bir alem var, bir de Tanrı var, tamam mı? Şimdi bunları biz mesela bir iki böyle mi diyeceğiz? Mesela alem ve mi diyeceğiz? Mesela Tanrı ve alem nasıl diyeceğiz? Yani Tanrı baş, yani Tanrı ve Tanrı'dan sonra ve nasıl gelecek? Bu büyük bir problem. Şimdi şeyler dedik yani, sufilerin bir kısmı dedi, hayır buradaki vücut yani vahdet hakikidir, gerçektir. Şey çokluk kesret izafidir. Tamam bak vahdet. Şimdi şey geldi dedi ki, yani sufilerin bir kanadı dedi ki, hayır dedi, vahdet bak elva şuhud yanlış yazılıyor aslında. Şuhud yerine müşahede edeceğiz, tamam mı? El müşahede. Bu da şu demek bakınız. El vahdetu nasıl yazıyordu bu ya? Vahdetu fil müşahadeti. Tamam mı? Şimdi bak vahdet şu ne demekmiş? Bu gördüğümüz birlik, yani insan mesela nihai olarak hakikati müşahede ettiğinde ne görüyor? İkilik mi görüyor? Bir ben bir o mu görüyor? Hayır. Bir tane birlik var. Ben yok oluyorum. Şimdi bunu bak, bunu herkes doğruluyor. Yani öyle bir nokta var ki orada sadece birlik var. Bunu herkes doğruluyor.
Tamam, ona kimse itiraz etmiyor. Fakat bu gördüğümüz birlik gerçek midir? Yani nesne, gerçek demeyelim. Nesnel midir? Yani ben mesela o esnada öyle hissettiğim için mi öyledir? Yoksa gerçek şey midir? Müşahedeme mi bağlıdır? Cümleyi yanlış kurdum. Tekrar edeyim. Acaba o gördüğüm birlik, bak, bundan kimsenin tereddüdü yok. Yani buradaki bir birliktir. Bundan kimsenin tereddüdü yok. Fakat bu gördüğüm birlik, tamam, yani kesretin ya da alemin o birlikte, nihai hakikatte yok oluşu. Bunu gördüm. Acaba bu müşahede ettiğim için mi böyle oldu, böyle olduğunu gördüm? Yoksa gerçekte böyle midir? Vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud burada ayrışır. Vahdet-i vücut der ki, İbn Arabi der ki, bu gerçekte böyle olduğu için ben onu öyle gördüm. Tamam. Vahdet-i şuhud der, hayır öyle değil. Peki gerçek ne? Gerçek Tanrı ve alem. Tamam, Tanrı ve alem. Gerçek bu, Tanrı ve alem. Yani Tanrı ve sen. Yani senin gerçekliğin var. Neden? Çünkü teklif baki. Tamam, teklif baki. Eğer bu gerçeklik olmasa o zaman illüzyona dönüyor olman lazım. Yani hakikatten illüzyona dönüyor olman lazım. E illüzyonda şeriat olur mu? İllüzyonda haram helal olur mu? İllüzyonda işte mesela farz, vacip vesaire olur mu? Olmaz. Bu nedenle şimdi cümle şöyledir, bakınız. Şeriat isne-i niyet ile kaimdir. Bak, şeriat isne-i niyet ile kaimdir, tamam mı? Yani şeriatın varlığı ikiliğe bağlıdır. Tanrı ve insan ikiliğine, Tanrı ve alem ikiliğine. Bu ne demek? Aslında ahlaki önermeler bu ikiliğe bağlıdır. Yani iyi ve kötü olmazsa, mesela iyi ve kötü göreceli ise, mesela diyelim ki, şimdi iyi ve kötü, mesela, bak, vahdet fi şuhud dediğim, şey, film vücut dediğimde, yani aslında birlik var. İyi ve kötü bölünmesi yok. E o zaman şimdi iyi kim, kötü kim? Şimdi bunun altına kalkmak çok zor. Mesela Firavun şimdi iyi mi, kötü mü? Mesela Hazreti Musa iyi mi? Yani değil mi? Yani iyi, yani tartışması bu şekilde iyi. Orada tereddüt yok da diğerinde tereddüt var. Canlı yayında Şatı Hatla Ekrem Nemili gitti. KDO'dan atıldı. Ondan sonra. Şimdi iyi mi, kötü mü? Tamam. Bu cümleyi unutmuyoruz. Neymiş? Şeriat isne-i niyet ile kaimdir. Şimdi arkadaşlar, vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud bu demek. Bunu istirham ediyorum. Bu şekilde zihinlerimize yerleşsin. Vahdet-i vücut demek, yani el vahde fil vücut, yani fil haric, yani fil ayn, dışarıda. El vahde fi şuhud, yani el fil müşahede. Müşahedede şey, vahdet. Müşahede kelimesi de sizi aldatmasın. Sufiler bu kalıpta kullanılan müfaale babının işteşlik bildirmediğini, kişinin pasif olduğunu bilir. Yani karşılıklı, yani biz Allah'a baktık. Allah mesela Muhammed İkbal bu kısmı yanlış anlar. Allah rahmet eylesin. Cavidname'de burayı yanlış anlatır. Yani bu müşahede fasını yanlış anlatıyor. Yani sufilere göre yanlış anlatıyor. Yani ben durdum Allah'a baktım diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Orada kişi zaten fena halindedir. Ama fenadan hemen çıkıp başka bir hale, yani fark haline geldiği için şeriat varlığını sürdürüyor. Buradaki mesele, bakın şurada, şu tartışmadaki mesele, yani bunu hakikaten çok iyi kavramamız lazım. Şeriatın gerçekliği, meşruiyeti meselesidir. Şeriattaki önermelerin, tamam mı? Şeriattaki kuralların, nübüvvetin bize bildirdiği teklifin, haramın, helalin, nübüvvetin sözünü ettiği kişilerin, kimliklerin, tamam mı? Firavun'un, ötekinin, berikinin, iblisin, şeytanın, meleğin, bunların gerçeklikleri nelerdir? Ya yani öyleyse mesela bütün bunlar bir hikaye midir? Bütün bunlar bir halüsinasyon mudur? Bütün bunlar bir, yani işte izafi bir şey mi? Yani bir yanılsama. Bakın şimdi İbn Arabi'nin büyüklüğü şurada. Evet, bunlar bir bakıma böyledir. Yani çünkü Tanrı'yı var kabul ettikten sonra diğerlerin hiçbirisinden gerçek bir yer kalmaz varlıkta. İbn Arabi'nin büyüklüğü burada. Ve bundan dolayı hakikaten yani tekviri göze aldı, yani tamam, yani tekvir edildi ve buna tenezzül etmedi, yani bunu önemsemedi yani. Büyüklüğü burada. Ama diğerleri, yani İmam Rabbani geriye döndü, nübüvvetin meşruiyetine döndü ve dedi ki, yani bizim bütün meselemiz, sadece İmam Rabbani değil, yani Cüneydi Bağdadi, işte öteki Beriki falan filan, bütün onların hepsi birden işbirliği dediler ki, şeriat gerçektir, isneniyet ile kaimdir. Yani ben mesela, burada da benim, ahirette de benim, fenaya erince, yani orada görünce orada da benim, tamam mı? Ruzu mahşerde de benim. Yani burada bir değişiklik yok.
Firavun burada da Firavun, orada da Firavun, öteki yerde, her yerde Firavun. Bu adam Firavun yani. Yani karışıklık yok yani, tamam mı? Şimdi şeriat böyle bir siyah beyaz netliğine kavuşunca cemaat güçlenir. Kafası karışmaz. Bu nedenle İmam Rabbani mücadele edebilir. Yani böyle bir bakış açısıyla. Konu anlaşıldı mı? Emre anlaşıldı mı? Evet. Konu bu. Şimdi dönelim. Afifi ne yaptı burada? Rahmetli. Şimdi bence şurayı tam mevzu Afifi'nin yazılarına bu biraz problemdir. Yani bu tam anlaşılmıyor diyelim. Fakat esas şeye geleyim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra metne giriş yapacağım. Şimdi vahdet-i vücudu, şu vahdet-i şuhudu siliyorum. Tamam mı? Vahdet-i şuhudu silelim. Şu vahdet-i vücut kalsın. Arkadaşlar bakınız. Rahmet Afifi'nin bu metni böyle vahdet-i vücuda doğru böyle zorlarken yani en azından şu yazılarında dikkatimi çekmez. Biliyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Çok önemli bir meseleyi göz ardı etmiş. Halbuki vahdet-i vücudu, vahdet-i vücut kılan şey o. Şimdi bu diyeceğime gelmeden birinciyi söyleyeyim. Birincisi, vücut haktır cümlesi. Vücut haktır, tamam mı? Yani vahdet-i vücut dediğimiz zaman aklınıza ilk gelecek önerme. Bunu şimdi bazen mesela anlatıyoruz. Şimdi İbn Arabi üzerine bir takım böyle problemler, bir takım polemikler ortaya çıkınca insanların dikkati dağıldı. İşte Firavun iman etmiyor falan. Bunlar teferruat. Bunlar önemli konular değil. Şimdi Afifi Allah rahmet eylesin. Bu Beyazlı İslam, şimdi bunlara falan bakınca buradan şimdi vahdet-i vücuda geliş görünce, gördüğünde şu cümleye hep gidiyordu. Vücut haktır, tamam mı? Bunlar da söylüyor. Şimdi bunlar söylüyor. Arkadaşlar bakınız. Vücut haktır cümlesinin birincisi filozofların metafiziğin konusu olarak belirginleştirdikleri vücut min haysu huve vücut olup olmadığını anlamamız lazım. Çünkü zaten vücut, varlık Tanrı'nın sıfatlarından bir tanesi olarak zikrediliyor. Şimdi o bir sıfat olan vücutla Tanrı isimlendirildiğinde, yani Tanrı vardır denildiğinde kastedilen ile vücudu mutlak derken kastedilen aynı şey değil. Bir defa vücut, yani vahdet-i vücudun vahdet-i vücut olabilmesi için filozofların söylemiş olduğu vücut min haysu ve vücut ifadesinin önermeye dönüştürülerek vücut min haysu ve vücut el hakku şeklinde ifade edilmiş olması şarttır. Neden? Çünkü bu vücut ile diğer mevcudat arasında bir süreklilik ilişkisi kuracağız. Ama biz mesela diyelim ki Tanrı'ya vücut dedik, tamam mı? Vücudu mutlak dedik. Mesela diyelim ki eşari anlamında dedik. Mesela ehli sünnetin makbul sayabileceği bir şekilde söyledik, tamam mı? Buradan vücut ile, yani Tanrı'ya vücut dememiz ile mevcudat arasında bir ittisal ilişkisi kuramayız. Halbuki vahdet-i vücudun, bu konular anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok değil mi? Sıcak oldu biraz da ona yani. Yani kardiyo ilk kez bu kadar sıcak oldu. Işıklar falan mı? Mesele anlaşıldı. Fatma, var mı bir sıkıntı? Uyku falan. İbn Arabi rüyama geldi diyen var mı? Veya Gazali, Cüneydi Bağdat bir şey. Var mı şey? Yok. İyi, tamam, toparlandık. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bile. Vücut ile mevcudat arasında bir ittisal ilişkisi kurulması lazım. Ehli sünnetin meşru sayabileceği veya kabul edebileceği bir şekilde Tanrı'ya vücut dediğimizde, yani Allah vardır, yaradan, var eden, varlık filan gibi, yani bu tarz ifadelerle, mesela diyelim ki Yunus Emre'nin mesela işte yeri göğü falan, yani değişik ifade, yani geçer yani, tamam. Bu ifadelerle şimdi Tanrı'ya bir isim verdiğimizde aynı zamanda ona varlık demiş oluyoruz. Fakat bu varlık deme biçimiyle mevcudat arasında bir süreklilik ilişkisi yok. Şimdi bunu Arapça'da anlayabilmeniz için şöyle bakınız. Kelimenin kökenine bakalım. Şimdi vücut, tamam, vücut. Ondan sonra şimdi mevcut, tamam mı? Mevcut. Bak. Şimdi şu vav, şu cim ve şu dal şuradakiler.
Aynen. Niye? Çünkü bu burada bulunacak. Yani şu ikisi arasında bir süreklilik ilişkisi kurulacak. Zaten vahdedi vücudu ehli sünnet geleneğinden, yani eşari geleneğinden, ehli sünnet demeyelim, eşari geleneğinden ayrıştıran birinci mesele bu. Burası ayrıştırıyor onu. Çünkü eşari geleneği Tanrı ile alem arasındaki ilişkiyi infisal ilişkisi gibi düşündü. Tanrı'nın muhalefetün lil havadis vasfına sahip olduğunu, mesela Tanrı'ya vücut desek bile onun tamamen başka bir şey olduğunu düşünerek Tanrı ile alem arasındaki ilişkiyi kopardı. Neden kopardı? Çünkü İslam'ın erken döneminde en ciddi problem paganlıktı. Paganlar Tanrı ile alem arasındaki, Tanrı ile varlıklar arasındaki ilişkiyi aynileştirme, özdeşleştirme ilkesine göre kuruyorlar. Yani Tanrı mesela işte şu cisimdir gibi. Yani böyle bir teşbihi bir dil kullanıyorlardı ve böyle bir şey kuruyorlardı. İslam onu değiştirdi. Yani İslam bu algıyı değiştirdi. Yani bir bakıma yani Tanrı'yı en azından mesela hani göklere ve göğün ötesine taşımış oldu. Yani Tanrı telakkimizi böyle yukarıya kaldırtmış oldu. Tamam mı? Fakat şimdi vahdedi vücut geldiğinde o Kur'an-ı Kerim ve hadisleri şimdi bu şeyde geçecek. Gazali bu cümle geçecek. Yani peygamberin sözünde zahirine bakanların anlayacağıyla derine bakanların anlayacağı meselesi burada gelecek bu konu. Şimdi İbn Arabi bakınca dedi ki ya böyle değil dedi. Şu vücut ve mevcut ilişkisini kurdu. Demek ki vücut min haysu ve vücut ifadesi vücut ve mevcudat ilişkisinin kurulması için ortaya çıkmış bir ifadelendirmedir. Tamam. Şimdi burada bence Ebu'l-Ala Afifi konuyu fena teorisinden ele alarak meselenin ağırlığını tam görmüyor. Şimdi fena teorisi şöyle. Fena teorisi benim kanaatime göre şimdi fena yani kişinin yok olması yani fani olması vesaire. Kendi fani olunca her şey gözünden gidiyor falan. Benim kanaatime göre ehli sünnet içerisinden tutarlı bir fena teorisi çıkartmak mümkündür. Ehli sünnetin yani eşari teorisinden mesela diyelim ki cebriliğinden mesela irade bakımından mesela la faile illahu cümlesini çıkartmak mümkündür. Ehli sünnetin içerisinden bir bütün olarak baktığımız zaman eşariliğin cevher aras teorisinden tutarlı bir fena teorisi çıkartmak mümkündür. Bu nedenle Gazali öncesindeki sufilerin yani en azından bunlar böyle yorumluyoruz. Yani elimizdeki metinler açısından böyle yorumluyoruz. Gazali öncesindeki sufilerin fena teorileri benim kanaatime göre ehli sünnet kelamcılarının, akide bilginlerinin kabullenebileceği bir fena teorisidir. Yani şöyle söyleyelim mesela bütün alem diyelim ki arazdır. El arız kel madum. Arız olan yok gibidir. O zaman kim vardır? Ve yebka vecu rabbike zil celali vel ikram. Sadece Rabbin yani zil celal vel ikram olan Rabbinin vecihi bakidir. Burada da geçiyor. Şimdi bu ehli sünnet teorisi tarafından reddedilmez. İlkece reddedilmez. Nasıl reddedilebilir veya nasıl paranteze alınabilir? Ya bu yani Şari bunu tam olarak böyle söylemedi. Yani buralara gitmeyelim diye söylenebilir. Yani pragmatist bir yöntemle söylenebilir. Ama normal şartlarda bu söylenir. Benim mesela öteden beri Afifi'de gördüğüm şeylerden, hatalardan birisi budur. Şu önermeden ortaya çıkan fena teorisiyle ehli sünnetin kabullenebileceği fena teorisini ayrıştıramıyor. Neden ayrıştıramıyor? Çünkü şu ilişkiyi dikkate almadığı için. Yani şuradaki önermenin nereden geldiğini dikkate almadığı için. Birinci mesele bu. Gelelim ikinci arkadaşlar. Şimdi bu ne sana ya? Allah Allah diyorum ya yatsıya ne zaman geçtik? Evet. Gelelim ikinciye. İkincisi neydi? Bu birincisi. İkincisi? Aynı sabitte. Şimdi el-ayan cümle şöyle. El-ayan yani yanlış yazabilirim. Problem değil. Takılmayın ona. Sabitetu ney? Fil ilmi ilahi. İlahi. Tamam. Yazı güzel mi? Ya
Yazma eserleri okuma alışkanlığınız gelişsin diye. Tamam. El ayan es-sabitetu fil ilmil ilahiyye. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bir soruya cevap olarak verilmiştir. Nedir soru? Eşyanın hakikati sabittir diyoruz değil mi? Eşyanın hakikati sabittir. Vel ilmu biha mutahakkikun. Bu konuda da bilgi elde etmişizdir. Cümlemiz bu. Bir tek soru var. Eşyanın hakikati nerededir? Yani bir şey bileceğiz mesela. Nerede bileceğiz? Yani eşyanın hakikati nerededir? Tamam mı? Bu eşyanın hakikati nerededir sorusu İbn Sina'nın büyük problemidir. Platon felsefesinin büyük problemidir. Aristo'nun büyük problemidir. Mutezile'nin büyük problemidir. Ehl-i Sünnet'in büyük problemi değildir. Neden değildir? Çünkü Ehl-i Sünnet aslında şeriatın kendisini bir şey kaynağı olarak görüyor. Yani eşyanın yani hakikati şurada veya böyle bir problemi yok Ehl-i Sünnet'in. Ama Mutezile'nin böyle bir problemi var. Neden böyle bir problemi var? Çünkü Mutezile buradan hareketle eşyada sabit bir tabiat arıyor. Ha, mesela diyecek ki şu haramdır diyecek. Niye? Çünkü bunun haramlığı yaratılmış. Daha doğrusu yani bunda bir haramlık özelliği var. Bu özellik nerede? Onda var. Yani husun kubuh meselesi, tamam mı? Şimdi Mutezile teorisi, Mutezile mezhebi eşyanın tabiatına bir hüküm dayandıracağı için, isnat edeceği için eşyanın tabiatının kendinden önce var olması gerektiğini düşündü. Bu nedenle madumat fikrine ulaştı. Onlara bu lazım. Ama madumat nerededir? Bunun bir yeri yok yani. Bunun cevabı yok. Benim kanaatime göre yani kuvve ve fiil teorisi gibi mesela kuvve şeyin de tam bir yeri yoktur. Yani nerededir mesela kuvve nerede tam belli değil. Mesela Aristo'da da öyle yani İbn Sina'da da öyle. Nerededir mesela kuvve nerede tam belli değil yani. Yani genellikle mesela kuvve fiilden dönerek bakıyorlar. Yani fiili anlayınca kuvveye dönüş yapıyorlar. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla yani daha çok bir zihni kavram gibi ortaya çıkıyor. Neyse. Şimdi bakınız. Sufiler buna bir cevap veriyorlar. Nerededir bu? El ayan, hakikat. Hakikatler. Es-sabitetu, sabittirler. Fil ilmil ilahiyye. Allah'ın bilgisinde sabittirler. Bir şeyin hakikati, ilahi bilgide sabit olan onun tasavvurudur. Budur. Tamam. Arkadaşlar bakınız. Tasavvuf tarihinde benim kanaatime göre en tehlikeli cümle şu değildir. Şu birincisi değildir. Oradan gene bir şekilde çıkabiliriz. Tasavvuf tarihinde ve İbn Arabi'de teoriyi teori yapan, ona bir şey katan, yani bir ruh getiren, onu anlamlı kılan, fakat çıkmaza düşüren şey ayan-ı sabite teorisidir. Ha bak, onu bak, onu çıkmaza düşüren. Çünkü neden? Şuradan bakınız, şuradan hareket edin. Şimdi Mutezile diyor ki, eğer diyor Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın zatının yanında sıfatlardan söz edersek, kadim sıfatlardan söz edersek ve bunların aynı varlıklarından yani birbirinden farklı mesela irade kudretten, kudret kelamdan filan farklıdır dersek taaddüdü kudeme olur bu. Taaddüdü kudeme arkadaşlar putperestlik demek yani daha doğrusu politeizm demek yani çok tanrıcılık demek. Yani çok tanrıcılık demek. Şimdi bu nedenle Ehl-i Sünnet büyük kavgalar veriyor ve şöyle bir cümleye gidiyor. Bak diyor ki Tanrı'nın zatının ne aynıdır ne gayrıdır. Aynıdır desen olmaz. Şimdi Hristiyanlığa gider. Gayrıdır desen Mutezile'ye gider. Hadis diyeceksin. Ya da diyelim ki dualizme gider. Yani Zerdüştlüğe gider. Tamam mı? Ne aynıdır ne gayrıdır dedi. Şimdi İbn Arabi geldi daha fazlasını. Diyor ki Tanrı'nın eşyanın hakikatleri, hakikat Tanrı'nın bilgisinde sabittir. İlk eleştiri şu. Tanrı'nın bilgisi kadim şey hadisler için zarf mı oldu? İlk eleştiri bu. İbn Arabi cevap yok olmadı. Olmadı. Nasıl olmadı? Olmadı işte. Yok yani ne yapacak? Tutacak sıfatlar teorisini değiştirecek. Eşarilerin sıfatlar teorisini. Bu nedene bakınız. Eşarilerin sıfatlar teorisini kabul ederek vahdeti vücut olmaz. Mümkün değil. Bak bunlar yani böyle bir yani dogma gibi zihninize yerleşsin yani. Hani hiç tereddüt etmeyin yani. Bunları yani havada, karada savunabilirsiniz yani. Savunmanıza gerek yok yani. Yani şahsen kendime ben savunuyorum da. Ondan sonra ama havada, karada yani doğruluğundan emin olabilirsin. Hiç tereddüt yok yani.
Eşarilerin, bak, Mutezile'nin sıfatlar teorisini kabul ederek, yani sıfatları dışarıya taşıyarak ve onları hadis sayarak vahdet-i vücut olmaz. Mümkün değil. Eşarilerin sıfatların kıdem teorisini kabul ederek vahdet-i vücut olmaz. Ayanı sabiteyi yok sayarak vahdet-i vücut olmaz. Tanrı'ya vücudu mutlak, yani vücut minhaysu ve vücut anlamıyla, bak felsefi anlamıyla, tamam mı? Kelami anlamıyla değil. Vücut demeden vahdet-i vücut olmaz. Bu nedenle biz bir, mesela ben şimdi size ödev versem, desem ki mesela Yunus Emre'de vahdet-i vücut var mıdır yok mudur? Nereye bakacaksınız? Bu iki önermeye bakacaksınız. Vahdet-i vücut, varlık, yani Tanrı'ya varlık, yani vücudu mutlak diyor mu demiyor mu? Deyip demediğini nereden anlayacağız? Vücut ve mevcudat arasındaki süreklilik ilişkisini, ittisal ilişkisini kuruyor mu kurmuyor mu? Buradan arayacağız. Bu genellikle olur. Bak bu genellikle olur. Fakat ya, şey, ne yaptıklarını tam fark etmiyorlar. İkincisi genellikle olmaz. Ayanı sabite. Ayanı sabite yerine ne olur? Bak şimdi problem orada çıkıyor. Ayanı sabite yerine ervah, bezmi elest fikri olur. Arkadaşlar ayanı sabite bir bezmi elest fikri değildir. Yani ezelde Tanrı'ya söz verdiğimiz yer ayanı sabite değildir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Afifi'nin, yani beni de yanılttığı yerlerden birisi neresiydi? Burasıydı. Tabii Cüneydi Bağdadi de sonradan uyandık ama demiş. Evet. Bu konu anlaşıldı mı? Bu ayan sabite. Ayan neyin ayan hocam? Her şeyin yani. Şimdi onu tam bilmiyorum. Bence onu kimse de tam bilmiyor galiba. Ben önce her şeyin diyordum. Sonra İbn-i Arabi'nin bir takım cümlelerini okudum. İnsanın demeye başladım. Tamam, insan yani, hani hakikaten insanla ilgili, yani natık şeyle ilgili. Şundan dolayı mesela, şimdi diyelim ki Hazreti Musa diyor, yani hareket ettiğim birkaç nokta var, bir tanesini söyleyeyim sana örnek olarak. Şöyle, şey nedir sorusunu anlamaktan çok güçlük çekiyorum ben şahsen. Şey nedir? Bir nedir? Çok zor. Yani bu ikisinin cevabını bulmak çok zor. Bu nedenle ferdiyet seyri sulukla idrak edilen bir şey. Tam çok zor yani. Şey nedir? Bir nedir? Çok zor bir soru bu. Öyle kolay değil. Şimdi şey de diyor ki İnan abi Hazreti Musa dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Bana kendini göster, sana bakayım. Gale lenterani. Beni göremeyeceksin dedi. Velakin unzur ilel cebeli. Yani bu ayet-i kerimeyi de böyle ezbere bilmem de hoş değil mi yani? Şu ana kadar yanlış okumadım. Velakin unzur ilel cebeli. Dur. Mert abi senin yüzüne baktım onu. Dur. Felem, nazar dedi ya. Felem maddi. Sen, tamam Mustafa. Felem ma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa sayika. Şimdi Hazreti Cenab-ı Hak diyor, dedi ki diyor, dağa bak diyor, dağ yerinde durursa felistekarra mekanehu fesefeterani. Dağ yerinde durursa, sabit durursa beni görürsün. Şimdi diyor dağ tecelli edince diyor dağ parçalandı diyor, Musa bayıldı düştü. Şimdi İbn-i Arabi diyor ki, bak zeki adam tabi. Musa'nın bayılmasıyla dağın parçalanması aynı şeydi. Musa ayıldı çünkü bir ruhu vardı. Dağ ise ayılmadı çünkü bir ruhu yoktu diyor. Şimdi bunu hayvanat için mesela diyelim ki hayvanat işte ahirette yok oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Niye? Çünkü onları taşıyacak bir şeyleri yok. Yani hakikatleri yok. Şimdi bu konuda bildiğim bazı şeyler vardı. Çok çok paradoksal olacak, çok zor olacak. Yani onu isterseniz tam anlatmayayım. Yani yani neyin ayağına sabitesi var, neyin yok. Yani biraz karmaşık bir konu. Çıkışta konuşuruz yani diyelim. Şeyde herhalde böyle sorular gelmiyor hocam, ne olur hani söyleyeyim falan diye bir şey yok. Soruyor. Ne güzel. Tamam. Ama bence yani böyle yani şey değil yani böyle hani çer çöp bilmem ne falan filan böyle bir şey yok. Biliyorsunuz bu şey de yani Platon'un iddialarda da çok ciddi bir problemdir. Benim kanaatim insanın yani ayanı sabitesi var. Daha doğrusu kamillerin yani diğer neyse devamını getirmeyin. Buna şeyden sonra bana sorun. Biliyorlar hocam sokakta. Sandalye basit gibi şey dersi var, bilmiyorum diyorlar. Evet.
Yoktur yani, bilmiyorum demesine gerek yok yani. Şimdi biz onu Sokrat'tan öğrenmeyelim yani, biz şimdi İslam irfanından cevap verelim. Yoktur yani bunu, çünkü bu bir şey değil. Çünkü bu yani bunlar bizim için var. Tamam yani, şimdi aynı sabite varlık ilkesi demek. Varlık ilkesi demek. Anlatırım bunu yani, bunun cevabını biliyorum aslında. Şeye devam edelim. Şeyden sonra ilmi sak. Gazali'ye gelince anlatırız. Gazali'ye gelince anlatırız. Söyledik zaten yani, aynı sabite yani. Yani olmadan öğrenemeyecekler ya. Peki. Şimdi geçelim. Bu böylece Afife üstadımızı da Allah gani rahmet eylesin eleştirmiş olduk. Biz o zaman mesela şu soruyu soracağız. Mesela Mişkatül Envar vahdet-i vücutla ilgili bir risale midir, değil midir? Bak, iki soru. Bir, filozofik anlamda vücut min haysu ve vücut el hak ifadesini kullanıyorum. Şimdi bir yerde mevcut, yani mevcudu hak, yani Allah'tır, bu ifadeyi kullanıyor. Bu Gazali açısından çok önemli bir merhaledir. Yani bu hakikaten güzel. Yani burası bana içerisinde çok keyif verdi. Bu güzel. Fakat buradan biz şey sıçramasını yapamayız. Yani vahdet-i vücut sıçramasını yapamayız. İki, diyeceğiz ki aynı sabite var mı yok mu? Tamam. Bak, vücut min şeyden, mesela şu vücut min haysu ve vücut ifadesinden acaba filozofik anlamda mı kullandı, kelami anlamda mı kullandı, burayı çıkartamayız. Nasıl çıkartacağız? Sonuçlarına bakarak. Tamam, sonuçlarına bakacağız. Yani vücut ve mevcudat arasında irtibatı nasıl kuruyor? Şimdi mesela bak, bir örnek vereyim size. Şimdi Nablus mesela, Abdülgani ismi tarafı. Abdülgani en-Nablusi. Zihnim o Gani tarafına takıldı. Şimdi Allah Gani rahmet eylesin diyeceğim de şimdi oraya takıldım. Mesela Abdülgani en-Nablusi, vahdet-i vücudu müdafaa edeyim derken aslında şu birinci önermeyi bozuyor. Vücutla mevcudat arasında irtibatı koparıyor. Vücutla mevcudat arasında irtibat koptuğu zaman, yani şu ağaçla Tanrı arasındaki irtibat kopardığımız zaman, yani şu doğayla, tabiatla Tanrı arasındaki irtibatı kopardığımız zaman, o zaman tenzihçi bir dile gitmiş oluruz. Şey olmaz ki. Yani vahdet-i vücudun bütün meselesi ortadan kalkar. Mesela vahdet-i, şimdi bakın, vahdet-i vücut şuraya gelmesi lazım. Şah damarından daha yakın olan. Mesela ben şahsen bilirsiniz, yani diyelim ki kitap okurken kitabın ismini değiştirmek isterim işte. Mesela bir kavrama eşdeğer kavram bulmak isterim. Vahdet-i vücuda uğraştım, en sonunda kavram buldum. Mahiyet-i ilahiyedir. Vahdet-i vücudun eşdeğer kavramı. Tanrı'nın her şeyle beraberliği. Her şeyle nasıl beraber olacak? Yani demek istiyorum ki, yani bu bir birlik çokluk meselesi. Yani çoklukta birlik, birlikte çokluk meselesi. Yani bu bir mahiyet, yani beraberlik ilişkisi gibi. Böyle olması lazım. Nablusi onu zayıflatıyor, Allah rahmet eylesin. Ondan sonra, şimdi Gazali'de de şimdi mevcudu hakkı kullanıyor. Ama irtibata bakacağız. İkincisi daha önemli, ayan-ı sabiteye bakacağız. Ve şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki, ayan-ı sabite varsa eşarilerin sıfat teorisi yoktur. Tamam bak, eşarilerin sıfat teorisi yoktur. Şimdi şöyle, şimdi eşarilerin sıfat teorisi, bakınız. Yani bir adam eşari olduğu sürece, şimdi bu mesela Cürcan diyelim ki, mesela Vahdet-i Vücut'a bir risale yazdı. Yazamaz. Normalde yazamaz. Yani eşari olduğu sürece yazamaz. Ne yapabilir? Onu bir tür şatahat sayıp, aslında şunu demek istediler, bunu demek istediler diye sistemin içerisine çekmeye çalışabilir. Eşari olduğu sürece Vahdet-i Vücut savunamaz. Kelamcı desek eşari sadece değil. Yani ehli sünnet, yani şimdi mesela bir adam şöyle olabilir, yani diyelim ki teknik olarak mesela ehli sünnet kelam içerisinde kitap yazıyordur, bir de vahdet-i vücudu açık. Şimdi ben şimdi mesela diyelim ki ehli sünnetin kelam teorisinde yazabilirim, vahdet-i vücudu yazabilirim diyelim ki, yani nesne olarak yazı yazıyorsun. Bu açıdan söz etmiyorum. Benimseme anlamında. Eşarilerin sıfat teorisini kabul ederek vahdet-i vücut kabul edilemez. Ne yapabilirsin? Vahdet-i vücudun temel önermelerinden onu uzaklaştırarak onu bir tür vahdet-i şuhuda çevirebilirsin. Bu anlamda vahdet-i şuhuda çevirmek, vahdet-i vücut dilinin şatahat kabul etmek demektir. Tamam mı? Yani şimdi özellikle şimdi yani bu alanlarda, şimdi bunları arkadaşlar bak, bunları şimdi yani tasavvuf meselesi olarak görüyorum. Bunlar İslam düşüncesinin temel meseleleri. Bu konular üzerine çalışacak arkadaşlarımızın şimdi bu dikkatle bakması lazım. Yani uzlaştırıyor. Demek bir adam uzlaştırıyor. Şimdi Cürcani bunu yapıyor mesela. Veya bir başkası yapıyor, tamam mı? Geliyor mesela birisi fetva veriyor. Mesela vahdet-i vücutla ilgili fetva veriyor.
Şimdi fetvanın metnine bakmamız lazım. Ne demek istiyor? Şimdi adam mesela bak diyor ki, ya diyor İbn Arabi diyor dindar bir adam şimdi. Kişinin durumundan görüşüne destek getirmeye çalışıyor. Belli ki politik tavır. Yani düşünceyi anlamıyor. Yani düşüncenin üzerine gitmiyor. Normal şartlarda arkadaşlar bakınız. Vatedi vücutla kelam teorisinin uzlaşması teknik olarak imkansızdır. İmkansız bak. Şöyle kısaca o zaman onu da söyleyelim de şeyi bitirelim. Yani bu bahsi bitirelim. Şöyle yani ben şimdi yani kelama zaten eşarlık diyorum. Mutezile bana göre kelam değil. Yani mutezile başka bir şey yani. Normalde eşariliktir yani. Yani kelamda eşariliğe dikkat etmemiz lazım. Çünkü yani dini duyarlılığı, vahyin mutlak üstünlüğünü, epistemik üstünlüğünü savunan eşarilerdir. Şimdi mutezile yani böyle kuşa çevirip sisteme yamamaya gerek yok. Yani çünkü mutezile sıfatları şeyin Tanrı'nın dışına taşıyor. Yani kadimin dışına taşıyor, çıkartıyor. Şimdi o ayrı bir problem. Yani orada Tanrı ile irtibat problemi var. Onun üzerine durmaya gerek yok. Ama eşerlik şimdi eşerlik ne diyor? Şimdi sıfatlar, tamam bak zat var, değil mi? Sıfatlar var, tamam mı? Şimdi iki tane önemli. Bir, sıfatlar kadim. Yani her sıfat kadim. İki, her biri aynı, yani her biri müstakil. Şimdi bu önemli bir konu. Mesela İbn Arabi'de bu biraz karışabilir. Yani irade iradedir. Mesela kudret kudrettir. Kelam kelamdır. Tamam mı? Yani sıfatlar bu şekilde ortaya çıkar diyelim. Üçüncüsü ilişkide. Şimdi bunlar zatın ne aynıdır ne gayrıdır. Cümle bu. Zatın ne aynı ne gayrı. Şimdi bakınız. Şurada büyük bir şey var. Boşluk var. Boşluk var. Niye? Çünkü eşarilik sıfatları zatın aynı sayarken tadüdü kudema problemi çıktı. Bunu reddetti. Şimdi sıfatlarla beraber alemi de ilkece bile olsa ezeli saysa tadüdü kudema problemi iki katlanacak. Bu nedenle şurada bakınız şu ilişkide sadece Tanrı var. Alem yok. Bak alem burada yok. Mesela Tanrı eşyayı ezeli olarak bildi. Bu cümlenin hiçbir epistemik karşılığı yok. Yani alemi ilgilendiren hiçbir şey yok. Bak Tanrı bildi, tamam mı? Tanrı mesela irade etti. Bak bunun hiçbir epistemik karşılığı yok. İbn Arabi gelecek bak. Diyecek yani şu tartışmanın bir anlamı yok. Diyecek ki esas tartışma, İbn Arabi'nin sorusu çok doğru. Esas tartışma, çünkü şeyi anlıyor yani hani düşüncenin doğasını anlıyor. Esas mesele alem. Şurayı şuraya nasıl bağlayacağız? Problem bu. Yani alemle Tanrı'nın ilişkisini nasıl kuracağız? Problem bu. Diyor ki şimdi yani alemi hadis desek o zaman şimdi şunlar üzerine konuşma anlamsız oluyor. İbn Arabi şunları kaldırıyor. Şu sıfatlar fikrini kaldırıyor. Alemin hakikatlerini buraya taşıyor. Yani sıfatlar kalkıyor. Tanrı'nın şeyleri yani alemin hakikatleri oraya yerleşiyor. Bu nedenle şimdi ayene sabite sıfatların bozulmasıyla ortaya çıkan bir kavramlaştırma. Tamam yani biz sıfatları mesela konuştuğumuz sürece diyeceğimiz şey şu. Tanrı'nın zatı ne aynıdır ne gayrıdır. Ama ayene sabite öyle değil. Ayene sabite alemin hakikatleri ve Tanrı'nın mesela Tanrı ile alemi birbirine bağlayan hakikatler. Uzaktan baktığın zaman şimdi mesela bunlara mesela bir yönden bakınca Tanrı'nın isimleri diyoruz ya da sıfatları diyoruz ama bir yönden bakınca Tanrı'nın alemin hakikatleri diyoruz. Şimdi mesela Allah bildi bak alime, tamam mı? Alime ne oldu? Bir şey olmadı. İbn Arabi de ne oldu? Malum oldu. Malum. Tamam mı? Alime malum demek. Bak. Allah bildiyse burada bir malum hakikati vardır. Ayen-i Sabide'nin adı malumiyettir. Ve bu malumiyet ezelidir. Anlatabiliyor muyum? Yani şey bu. Şu şeyler vardı ya. Mesela Rab, Merdun. Buradan geliyor onlar. Tabi buradan geliyor. Yani bu nedenle mesela şey biz ehli sünnet içerisinde yani yani benim şahsım mesela şimdi ehli sünnetin farklı tanımlanma biçimleri var. Mesela eğer eşari kelamı teolojik cihetiyle ehli sünneti tanımlıyorsa
İbn Arabi'nin dışına çıkar. Yani İbn Arabi eşari değildir mesela. Yani ilahi sıfatlar bahsinde eşari değildir. Bu kesin. Kelamın kadimliği bahsinde kelamın paradoksal olarak kadim hadis olduğunu söylüyor. Buradan da tam eşari değildir İbn Arabi. Peki hangi alanlarda eşaridir ve ehli sünnettir? Mesela eşari yine olabilir. Batınılığı reddederken, İmamiyye'yi reddederken, ulul emre itaat ederken, yani irtibatlı olduğu devletler, Selçukiler işte vesaire falan filan, yani sünni devletler olduğu için ve başka bir takım, yani işte mezhepler, işte fıkıh mezhepleri vesaire falan filan. Ama evvel emirde de şey, yani mesela İbn Arabi şey olsaydı, yani açıkça mesela imam fikrini desteklemiş olsaydı İbn Arabi hiç yaşama şansı olmazdı yani. Yaşama şansı. Fakat şimdi sünniliğin şöyle bir politik gücü var. Sünnilik bir adam ne derse desin, onun görüşlerini çok fazla dikkate almadan bir şekilde kendine mal edebiliyor. Yani sünniliğin böyle bir pratik bir başarısı var. Yani ne derse, işte Şeyhül Ekber Hazretleri bilmem ne falan filan deyip yani sisteme mal edebiliyor yani. Yani tam olarak ne dedi yani onu o kadar. Bir de şarihler bunu sağlıyor. Yani Davud-u Kayseri gibi şarihler filan sağlıyor. Ama şey bu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi kitaba dönelim tekrar. Bu anlaşılmış olması lazım arkadaşlar. Esra anlaşıldı mı? Sıkıntı yok Merdan. Sıkıntı yok. Tamam. Peki. Şimdi gelelim kitaba. Şimdi kitap arkadaşlar kaç bakayım 5 bölüm düzenliyorum. Bugün çalıştım kitabın üzerine epey de. Efendim? Ha 3 fasıl özür dilerim. 3 fasıl. Biz şu 1. faslı 2 bölümde okursak diğerlerine 1 hafta yani 4 haftada bu kitabı bitiririz. Belki 3 hafta da olabilir bilmiyorum. Ama bence yani kitabı nereye yerleştireceğimizle ilgili ağır yüklerimizden bir tanesini halletmiş olduk. Şimdi Gazali diyor ki şuradan başlayalım. Mişkatül Envar, Nurlar Kandili. Bu Mişkat, işte Mişkatül Nübüvve, işte Hatem, Hatem-ül Nübüvve vesaire böyle bir takım kavramlar var yani şeyde geçen. Yani peygamberlik böyle bir kandil gibi. Mişkatül Envar, mesela Mişkatül Nübüvve diye mesela peygamberlik böyle bir kandil gibi yani aydınlatıyor. Şimdi bir defa konuda yani şu başlığa bir dikkat çekelim. Varlık, bilgi ve hakikat demiş hoca. Şimdi hakikaten bir yerde ışık varsa konu bilgiyle ilgilidir. Konu bilgiyle ilgili ise de o zaman da varlıkla ilgilidir. Yani bir yerde yani ışık bahsi varsa yani ışık, nur vesaire falan filan. Yani böyle bir şeyden söz ediyorsak yani biz bir bilgi konusuna yani epistemolojik konuya gireceğiz demektir yani. Bahis bununla ilgilidir. Burası çok belli. Mesela peygamber işte diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de işte betimlenir, tavsif edilirken nur, sirac vesaire işte misbah bilmem. Yani bir sürü ifade kullanılıyor. Ya da mesela İslam anlatılırken öyle işte hep güneş, ışık vesaire falan. Yani hep gök cisimleri ve aydınlatıcı cisimler. Neden? Çünkü yani akıl demek aslında bilgi demek. Yani aydınlık demek. Bunun zıddı mesela yani şöyle diyelim. İki bu kitabı anlayabilmek için şu iki karşılaştırmayı aklımıza tutalım. Bilgi, idrak aracı. Şimdi idrak aracı bazılarında idrak işlevi. Tamam mı? Yani bunlar şimdi bütünleşiyor. Mesela diyelim ki göz. Şimdi biz göz mesela şu cisme mi diyoruz, görmeye mi diyoruz? Şimdi bazen bunlar birleşiyor. Tamam mı? İdrak aracı. Yani ister onu idrak fiili gibi düşünün, ister aracı gibi düşünün. Şöyle bir sileyim bir dakika. Yani kitabın ana çerçevesini anlayabilmek için bakın. Şimdi bilgi, nur diyelim, nur, idrak aracı ya da fiili ve varlık. Şimdi şunlar eşdeğer kavramlar. Yani bir konuda mesela yazı yazarken aklınızda olsun. O kavramın bağlamını, o kavramın eşdeğer kavramlarını, paralel kavramlarını falan ortaya çıkartmanız, tespit etmeniz çok önemlidir. Hatırlarsınız ben şey ödevleri verirdim mesela. Şu kavramla paralel olan diğer kavramları bulun.
Mesela diyelim ki işte vahdet kavramıyla paralel bir kavram bulun. Mesela ahlakta vahdet kavramıyla paralel kavram nedir? Başka mesela Kemal? Şifa. İtidal. Bak vahdet kavramıyla paralel kavram itidaldir. Mesela vahdeti ahlakta yazmaya kalkarsan itidal kavramından gideceksin. Neden? Çünkü itidal bir denge halidir ve bir birlik halidir. Bir yani dağılma, yani oradaki o farklı yönlere gitme birleşir, bir itidal oluşturur ve bir kişilik, bir kimlik, bir ferdiyet meydana getirir. Buna vahdet denir. Tamam mı? Mesela tefrika bir çokluk biçimidir. Şimdi bu bakınız, yani yazı yazarken en ciddi sorununuz bu kavramların gittiği yerleri tespit etmek olacak. Ha, bunun için yani şimdi bizim bu kadyonun yani ana fikri aslında bu bakımdan çok güçlüdür. Ama hakikaten çok emek gerektiriyor. Şimdi o kavramların bir kısmını mesela felsefede bulamayacaksın. Mesela felsefeyle ilgileniyorsun diyelim. Aslında o kavramın bir kısmı tasavvufta fark edebiliyorsun. Diyelim ki mesela kesret diyorsun. Mesela çokluk diyorsun, tamam mı? Ama şimdi tasavvufa geldiğinde bir de fark diyor. Mesela tasavvufta fark diyor, tamam mı? O zaman şimdi kesret kavramının bir yönünü ortaya çıkıyor. Mesela tefrika diyor, tamam mı? Dağınıklık diyor. Şimdi diyelim ben size desem ki mesela niyet bahsinde şey tartış... Mesela bak niyette mesela şeyin, vahdetin karşılığı nedir? İhlastır. Ya da cem-i himmettir, tamam mı? Vahdetin karşılığıdır. Kesret ne demek? İlgilerin çoğalması, dağılması var. Şimdi böyle yani her alanda bir kavram farklı farklı şekillerde ortaya çıkar. En ciddi mesele, yani yazı yazarken en ciddi meselelerinizden bir tanesi budur. Bunu sağlayamadığınız için yazılarınız çok sığ kalabilir. Yani biraz böyle hani muayilenizin çalışması gerekiyor bu konularda. Şimdi arkadaşlar bakın. Bilgi, tamam bak. Bilgi diyeceğiz. Nur. Bu kesin ilgi. Neden? Çünkü nur, yani eğer ışık olmasa bilgi olmaz. Bilgi olmaz. Mesela bu bakımdan mesela nur bilgi anlamında kullanılabilir. Ya da mesela işte görme mesela bilgi anlamında kullanılabilir. Aydınlanma mesela, aydınlık mesela bilgi anlamında kullanılabilir. Tamam mı? Bilgi, nur. Bak devam edelim. İdrak aracı. Mesela bu göz de olabilir, akıl da olabilir, ruh da olabilir. Daha sonra mesela yine hani dini düşünce içerisinde ortaya çıkan ruhun katmanları. Yani kalp gibi, sır gibi, lüb gibi bu tarz katmanlar da olabilir. Bunların hepsi olabilir, tamam mı? Bunların hepsi nurdur. Nitekim şimdi hadis-i şerifler hep böyle geçiyor. Yani Peygamberimiz hadislerinde de böyle geçiyor. Sufilerin metinlerinde de bu böyle geçiyor. Bak idrak aracı, fiili. Şimdi araçla fiil bazen benzeşiyor. Mesela diyelim ki görme. Diyelim ki mesela hadiste diyor ki ben diyor kulumun gören gözü olurum. Şimdi gören gözü derken organ anlamında mı kullanıyor bunu? Şey anlamında mı? Yani uzuv anlamında mı? Yoksa fiil anlamında mı? Şimdi şey de bu yani Arapçada bunları tam ayrıştırmak her zaman mümkün olmuyor yani. Hani böyle bir şey var. Bence yani boş bir organ anlamı yok. Yani görme dendiğinde yani müdrike dendiğinde bir o fiilin kendisi. Yani işlevsel olan şey o kastediliyor. Ondan sonra varlık. Bunun zıddı arkadaşlar cehalet, tamam mı? Cehalet, zulmet, bak idrak aracı yani burada mesela atıl, idrak aracı yok diyelim. İdrak yok. Ondan sonra buraya ne yazacağız? Adem. Adem yokluk. Şimdi demek ki aslında tartışma şunun üzerine. Yani bir bakıma yani şu kitabın meselesi varlık meselesi. Ya da diyelim ki bilgi meselesi. Bilgi varsa hakikat meselesi. Tamam, kitabın yani ana fikri bu bak. Yani bilgi meselesi yani nur. Bak idrak meselesi bilgi ve varlık meselesi. Şey bu yani, yani kitabın ana fikri bu. Kitabın zıtları ne? Yani bu kitap neye karşı yazılıyor? Yani cehalete karşı. Çünkü nur varsa şey var, bilgi var. Zulmete karşı yani karanlığa karşı. Ondan sonra idrak yok ve adem yokluğa karşı. Yani mesele aslında bir varlık yokluk meselesi. Tamam yani bir bakmaya ise kitabın sorularından birisi şu yani bu alem nasıl var oldu ve varlığını nasıl sürdürüyor? Şimdi alem varlığını sürdürüyorsa biz de alemi idrak etmeye devam ediyoruz. Yani şu iki soru birbiriyle aynı oluyor. Ben nasıl biliyorum? Alem nasıl var oluyor? Aslında aynı şey yani bakış açısı bakımından aynı şeyler. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Diyor ki şimdi girişte diyor ki bana diyor
Şurada bir Peygamber Efendimiz'in salavat biçimi var. Bu önemli. Şimdi diyor ki bakınız. Hamd işte nurları saçan, gözleri açan, sırları ortaya çıkartan, perleri Allah'ına aktar. Rahmet nurlar nuru. Bakın. Şimdi Peygamber Efendimiz'in vasıflarından bir tanesi ne? Vessalatu ala Muhammed'in nurul envar. Bak nurların nuru. Şimdi bu mesela bu nurlar nuru ifadesi ne anlama gelebilir? Ben şimdi bunu mesela Gazali'de bilemem. Ve bir başkasında bilemem. Nurlar nuru ne demek? Yani belki şöyle diyordur. Mesela diğer peygamberlerde her biri nur. Ama en büyük nur peygamberdir. Çünkü en açık bilgiyi o getirdi filan diyebiliriz. Fakat bunu mesela vahdet-i vücut terminolojisi içerisinde tanımlasam bu hakikati Muhammediye demektir. Veya nur-u Muhammedi demektir. Bu çok açık. Yani eğer sistemi bilirseniz kavram yerine oturur. Peki şimdi hakikati Muhammediye demek ya da nur-u Muhammediye demektir. Peki envar kime gider? Nasıl? Şöyle. Şimdi aleme değil, alemin hakikatlerine. Yani envar biziz. Tamam mı? Yani benim nurum, senin nurun, ötekinin nuru, berikinin nuru falan, tamam mı? Yani herkesin nurları var. Peygamberinki ise nurul envar. Yani hakikatül hakaiktir. Mesela bir yerde mesela hakikatül hakaik tabiri geliyor. Normalde yani şimdi mesela İbn Arabi'nin kavramıdır o. Gazali İbn Arabi'den aldı falan demiş olmayayım. Hakikatül hakaik, tabii Gazali İbn Arabi'den önce geldi de. İbn Arabi o kavramı sisteme oturtuyor. Hakikatül hakaik, hakikati Muhammediye'nin ismidir. Diğer hakaik bizim hakikatlerimizdir. Bu nedenle bakınız şimdi ezel bakım şimdi peygamberin nuru Muhammed'i ezelidir. Tamam mı? Yani Tanrı'nın bilgisinde bulunuş bakımından ezelidir. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki ben diyor nebiydim. Kuntu nebiyyen ve Adem'u beynel ma'i ve tini. Adem toprak ve su arasındayken ben nebiydim diyor. Kadıyor erkekler çok güzel. Böyle hep bu tarafa döndüm bugün. Yani şöyle bir döneyim ya. Ondan sonra efendim? Dün hiç sorma evet. Dün gelmedi erkek arkadaşlarımız. Kuntu nebiyyen ve Adem'u beynel ma'i ve tin. Şimdi velinin bir tanesi manası anlaşıldı. Ben toprak idim. Yok. Ben peygamber idim. Adem suyla toprak arasındayken. Şimdi velinin bir tanesi demiş ki ve kuntu veliyyen ve Adem'u beynel ma'i ve tin. Bu nurul envar demektir işte. Oradaki envardır. Envar biziz. Nur Hazreti Peygamber. Yani nurul envar Hazreti Peygamber'dir. Ama Gazali bu anlamda mı söylüyor? Bu anlamda söyleyemez. Çünkü ayağını sabit teorisi olması lazım. Ya söyleyemez yani mümkün değil. Nereden şimdi, öncekiler söylüyor muydu? Öncekiler söyle. Şimdi şey de mesela aranızdan birisi çıksa ve Mukatil bin Süleyman da bu ayet-i kerimenin tefsiri nasıl geçtiğini yazsa. Ben baktım şahsen. Yani bence çok iyi bir şekilde anlatmıyor da. Genel olarak bir yanlış algı olarak ilk kez onun söz ettiğin söylenir. Tabii o söz ediyorsa yani 240'lar falan o söz ediyorsa daha önceden beri biliniyor diye düşünülüyor. Yani nur, yani ezeli nur fikri, Nuri Muhammed'i fikri. Efendim? Şey mi? Yok 200. Yok 150 mi? 240 nereden ben? Yok. Şimdi Mukatib bin Süleyman ben okudum ama bir dakika şimdi 240'ın mutlaka bir yeri vardır. Yani bir şeydir yani ya toplama yanlış yaptım. Bir şey vardır yani orada bir şey vardır yani önemli değil neyse. Mukatib bin Süleyman da işte geçti fakat bence Mukatib bin Süleyman da hadiste geçtiği anlamda. Mesela Allah'ın ilk yarattığı şey olarak yani ezeli bir kavram olarak geçmiyor. Ama gene de bakabilirsiniz yani bir yazı konusu edinebilirsiniz onu. Şimdi işte az önce söylediğim yani problematik burada ortaya çıkıyor. Acaba şimdi biz burada Nurul Envar'a ne mana vereceğiz falan bu sorun ortaya çıkıyor. Ama benim şahsen gene de hoşuma gitti. Devam edelim. Şimdi diyor ki, imdi değerli kardeşim, hakikatin önüne kalp gözünü sürmelesin, haktan başkasının gönlünden uzaklaştırsın. Benden Allah göklerin ve yeryüzünün nurudur. Nur 35 ayetindeki gibi okunmakta olan ayetler ve rivayetlerin hadislerin zahiri anlamlarının işaret ettiği tevhide yakın bir tarzda ilahi nurların sırlarını. Allah'ın kendi nurunu kandile, yani bu ayet-i kerimede, işte fanüse vesaire benzetmesini, bir de peygamberin Allah'ın nurdan ve zulmetten 70 bin perdesi vardır. Onları kaldıracak olsa cemalinin vecihi, heybet ve ihtişamı ona bakan herkesi yakardı. Hadisin anlamını soruyorsun. Şimdi enteresan bir şey bu. Çünkü
Yani bu hadis mesela iki, yani hadis, Allah göklerin ve yerin nurudur. Sanki böyle daha teşbih dili olan bir şey. Yani yerin ve göğün nuru o gibi. Ama hadiste diyor ki Allah'ın 70 bin perdesi vardır diyor. Onları açsaydı diyor yeryüzünü yakardı diyor. Şimdi ayette diyor ki Allah göklerin ve yerin nurudur. Hadiste şimdi normalde şöyle olur. Mesela hadiste diyelim ki teşbih gelir, ayet diyelim ki tenzih eder gibi. Şimdi burada tam tersi yani. Yani ayet sanki teşbih ediyor Allah göklerin ve yerin nuru. Ama hadis-i şerif diyor ki Allah'ın diyor 70 bin perdesi vardır. Yani bu perdeleri kaldırsa şey olurdu yani yani var olan ve onu gören herkesi yakardı diyor. Şimdi bunları nasıl izah edeceğiz? Yani Allah'ın yani acaba burada peygamber yani mübalağa mı yapmıştır? Yoksa nedir yani? Bunları nasıl izah edeceğiz? Şimdi bu tarz hadis-i şerifler çok aslında. Başka hadis-i şerifler de var. Şimdi bunu soruyor. Şimdi diyor ki ya iyi bir soru sordun. Yani böyle yüksek yani bu herhangi bir soru değil. Bir de önce bunu tespit ediyor. Ondan sonra bir kısa bir hususa değiniyor. O da şu. Yani acaba mesela yani bu konuları açıklamak, bu konuları yazmak doğru mudur, yanlış mıdır? Bu normalde mesela İbn Arabi'de böyle yani bu cümle böyle gelmez. Veya bir başkasının böyle gelmez. Fakat Gazali İlcamul Avam diye bir kitap yazdı. Yani yüksek tartışmaları insanlarla yapmamak diye bir ilkesi var. Şimdi acaba yani ben bu tartışmaları yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ama şimdi bu ayet var, bu hadis var. Şimdi ne yapacağız mesela bu ayet? Şimdi diyeceğiz ki mesela bu tartışmaları yapmak yerine diyeceğiz ki yani bunlara girmeyelim. Yani sen namazına bak, orucuna bak filan. Yani böyle geçiştireceğiz diyelim. Ya da bu tartışmaları yapacağız. Şimdi Gazali diyor ki bak şimdi bazı cümleler var. Bunlar sufilerin cümleleridir. Şimdi sufilerin erken dönemden itibaren böyle cümlelerinin olması başka bir tasavvufun konuşulduğuna da işaret eder. Yani başka bir mesele konuşuluyormuş. Şimdi bu sözlerin bir kısmı mesela Ehl-i Beyt imamlarından geliyor. Bu biraz şaibeli. Yani Ehl-i Beyt imamlarından gelen o sözler yani o yani bir tür şey gibi yani böyle iktidar, o manevi iktidarın yani konuşmaları falan gibi de olabilir. Şimdi sözlerden bir tanesi şu. Şimdi diyor ki baksın. Şu Arapçasını da okuyayım. Sudurul ahrar, kuburul esrar. Yani bu mesela benim şahsım çok öteden beri bildiğim bir cümledir. Yani metinlerini okuduğum bir cümledir. Hür insanlar, ahrar dediği yani kemale ermiş, kamil insanlar. İstina mertebesini geçmiş, müstani olmuş, kamil insanlara ahrar denir. Çünkü İslam hürriyeti istina ile tanımlıyor. İstinaya ulaşmış bu kamil insanlar bunlar hürlerdir yani ahrardır. Tamam mı? Hürriyet. Şimdi sudurul ahrar yani hür insanların gönülleri kuburul esrar. Sırlar o gönüllere girer ve orada ölürler. Yani orada defnedilirler. Yani bir daha dışarı çıkmazlar. Tamam. Şimdi özellikle bu mesela tasavvuf tarihinde ciddi bir problemdir. Tasavvuf tarihinde şöyle anlatılır arkadaşlar. Mesela denir ki Hallacı Mansur'un ölümüne kadar İşte az çok işte tasavvuf konuşuluyor filan. O dönemde bayağı bir takipatlar oluyor. İşte bu Halil olayı filan var. Cüneydi Bağdadi vesaire bunlar derdest ediliyor. Mesela Ebu Hüseyin Nuri öldürülmek isteniyor. İşte idam edilecek vesaire falan. Böyle bayağı bir takipat oluyor. Bu takipattan sonra tasavvuf dilini değiştirdi ve dili yer altına girdi denir. Yani sembollere dönüştü. İşte şiire dönüştü, hikayelere dönüştü vesaire. Tamam bunlar söylenir. Şimdi bu nedenle mesela böyle cümleler tasavvufta çok tervic edildi, teşvik edildi. Yani en ideali bu. Sudurul ahrar, kuburul esrar. Yani sır onu taşıyamayana verilmez. Tamam, hakikat onu taşıyamayana verilmez. Bu nedenle şey yani kitman yani sırrı gizlemek tasavvufta yüceltilen, önemsenen bir şey olarak kabul edildi. Hatta mesela bazıları işte bu Hallacın idam edilmesini falan buna bağlarlar. Yani sırrı taşıyamamak şeklinde ifade ederler. Yani ve sufiler bu nedenle yani o dönemde yani en azından bir kısmı yani insanların yani sıradan insanların kaldıramayacağı hakikatleri konuştuklarını anlatmaya başladılar. Yani bu insanlar bunu kaldıramazlar. Şimdi şunun için bunu söylüyorum. Şimdi Gazali'nin diyelim ki mesela İlcamul Avam terkibi yani sıradan insanları şeyden koruma, ilmi kelamdan muhafaza etme. Yani uzak tutma ve muhafaza etme. Aslında buradaki şey odur. Muhafaza etme ile onları mesela tasavvuftan ve tasavvuftaki yüksek konuşmalardan uzak tutma aslında aynı şey. Fakat bu daha tehlikeli. Yani sırlarla ilgilenmeler onlar için daha tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu nedenle böyle bir cümle söylüyor. Fakat ondan sonra yine şu cümleyi söyleyerek işi düzeltiyor. Diyor ki, şimdi diyor
ehil diyor olandan diyor ilmi esirgemek onu ehli olmayanın önüne saçmaktan daha aşağı kalır bir zulüm değildir. Şimdi yani bir çelişkideyim demeye getiriyor. Yani şimdi çelişki şu, ehil olmayandan bilgiyi saklamak lazım, ehil olanı da vermek lazım. Şimdi nasıl yapacağız, nasıl davranacağız? Şimdi böyle bir çelişki var. Ama şimdi adama diyor ki evet diyor sen ehli olduğun belli, o zaman ben sana bunları bak işaret yoluyla ve ihtisara. Yani daha çok şey biliyorum aslında, daha çok konu var burada. Bunları sana bu şekilde anlatabilirim. Süremiz dolsun mu? Evet. Şu birinci fasıldan başlayacağız inşallah. Bugünkü girişimiz bu kadar oldu. Evet. Teşekkür ediyoruz.